Yani bunlar çok önemliydi. Gariptir ki seni başkası sana anlatıyor. Derslerin mutfak olduğunu, bu çok önemliydi de dedim yani. Mutfak veya atölye olduğunu, biz orada ya yemek pişiriyoruz veya o odun gibi demir ham maddesinden sanat çıkarıyoruz. Heykeltıraş gibi. Heykeltıraş biliyorsunuz, önce bir kaya koymuş, her gün çıkmış tepesine adam vura 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 çekişte vurmuş vurmuş. Çocuğu görmüş 5 yaşında. Bakmış ki taşın içinden adam çıktı. Babası çıkarttı. Baba, bu taşın içinde adam olduğunu nereden biliyordun? Kurtardın onu. Taşın içinde adam yok. Adamın içinde taş vardı. Taştan adam çıkardı. O adam buradaydı. Taşın içinde yoktu. 121. Kardeşler, ne aldık? Şu, kimlik ve kişiliğimizi oluşturmamız gerekiyor. Hani kişiliği ne zaman oluştuğunu nasıl anlarsın? İşte onlardan uzak olursan. Peki, lemalar 345. 15. defterin 317. sayfasında tafsilatı geçiyor. O yandaki numara o. Ama bu hulasa 19. defterin 121. sayfası. Lafzı ve hurufu hükmündeki sureti cismaniyesi kaybolur. Bak, lafzı ve hurufu hükmündeki sureti cismaniyesi. Ehli dünya bunu fark etmiş, her şey diyor dalgadır, dalga ile biz muhatabız, aslını görmüyoruz. Yani adamlar bedenle cismaniyeti fark etmiş, böyle ifade etmişler. Cismaniyet neymiş? 2, 4, 6 tane sıfat var. Lafız gibidir, huruf gibidir, suret gibidir, kelime gibidir, bir mektup gibidir, ilanname ilahi gibidir. Evet, cismaniyet. Cismaniyetin yapısı, lafız, huruf, yani içine konuluyor, görüyor musun? Kelime. Bir mektup, ilanname ilahi. O risalede geçen tamamen çerçeve ve hudutları. Cismaniyet surettir değil, değil mi? Suret de var. Bak, cismaniyet lafızdır. Koy tencereye. Tamam. Tencereye koydun mu abi lafızı? Cismaniyet huruftur. Huruf gibidir. Tamam. İnsanı kaşıya taşır. Koy tencereye. Cismaniyet surettir, koy tencereye. Cismaniyet kelimedir, koy tencereye. Şimdi cismaniyet için ne kadar bir suret biliyorduk değil mi? Hı hı. Bir mektup gibidir cismaniyet, koy tencereye. İlanname ilahidir, koy tencereye. Karıştır altı tane. Ortaya çıkanı buzdolabına koy, donsun. Ondan sonra bunun adı cismaniyettir. Ama mesela mana yok. Yani. Yok, mana yok da kendisinden konuşuyoruz. Hı. Kim ne koyarsa oraya. Onun için herkesin cismaniyeti değişiktir. Yani aslında şunların ortak bakarsak hepsi mananın dışa vuruşu gibi. Aynen. Kalıpları. Ama mana değil. Yok da. Öyle bir şey yok. İçi boştur. Onun için cennet iki tanedir. Bir umumi cennet, bir hususi. Hususi cennette hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Hususi cennet. Nedir o? Senin lafzın, hurufun, suretin, kelime, yani hayat bir kelimedir diyor. Kelime-i mektubedir. Hayatı, mektup, ilanamıyla senin hislerin, duyguların, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meylin ile oluşturduğu duygular, hisler, fikirler, latifeler, haller, tavırlar, redlerin, inançların, kabullerin, bunlar hepsi kalıp olacak. Cennet nuruyla bu kalıp dolunca, içerisini dolunca, gölü kapatınca o senin hususi cennetin olacak. Öyle bir şey, şekil yok. Allah Resulü cennetten bahsettiği, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cennetten bahsettiği, Kur'an'dan bahsettiği cennet, umumi cennettir. Hususi cennet değildir onlar. Onlar değil, onlar hiç konuşulmamış, konuşulamaz zaten. Varlığından bahsetmiş hususi cennet. Umumi cennette Hazreti Ömer'in sarayını görmüş. Umumi cennette de o.
Ala sururu mutekabilin. Herkes dostlarıyla oturacak ya. El meru me'amen ehebbe. Dostosuyla beraber. Hususi cennet. Bu cennetin batını oluyor zaten. Evet. Senin batının. Tuhaf değil mi? Bir şey bekliyor bizi. E komutan? Acayip bir şeyler bekliyor. Cennetim. Yani Allah'a bahsettiği hani var ya anlatıp da Allah mübalağa eder mi tabi? Ama anlattığı işte mahir şeyler gibi. Tabi biz onu sübcennet zannettiğimiz için garip geliyor. Huri var işte şu var bunlar gırman var. Ya derler de olacaksın. Kardeşim hususi cennette hiç bahsedilmemiş edilemez. Mesela Allah hakkında bilgilerimiz hep sıfattandır. Hiç zatı değildir. Zatı bahsedilemez. Ve sıfattan bahsedilen Allah'a biz o zatı Allah zannediyoruz. Allah'ın hakkında bir şey bilinemez, bilinemez. Bilinince Allah değil zaten. Aynı hayat. Bilinen bir şey Allah olmaz. Yani, zatı Allah kastediyor. Peki batında zati Allah'tan bir şey bilinebilir mi abi? Hususi şeyinde. Bilir. O da senin Allah'ın. Rabbul Alemin değil, Rabbi. Aile hayatına benzetiyor yani hususi cennet. Ha tabii. Yani oradan. Mesela cemiyet hayatındaki işin bir de ev salonda, evde, umumi, ev cennettir diyor ustad. Ev küçük bir cennet. Salonda oturuyorsun kızınla, oğlunla, kestane koymuşsun, mısır patlatmışsın, bir şey koymuşsun. Ama benim tanımladığım gibi, Kur'an'ın tanımladığı gibi yaparsan, o bardağı aldı çayı odaya geçti, ötekisi mutfağa geçti, ötekisi balkonda içiyor. O Kur'an'da böyle bir cennet bahsetmiyor. Cennet Allah sürülü mutekabilin. Yuvarlak, köşeli masa olmayacak bir de. Ben hiç sevmediğim şey, köşeliler her şey. Yapabilsem bütün duvarları köşeli yapar, eblips yapardım öyle yuvar. Ondan sonra Allah sürülü mutekabilin. Aynı sofrada oturuyor musunuz? Eğer aynı sofrada, aynı tabakta yiyorsanız cennet çekirdeği başlamıştır. Herkes önünde ayrı tabak koydu mu, sizin cehenneminiz başladı zaten. Herkes müstakilleşti orada. Bazılar kızacak bana, kız kardeş. Abi olur mu ya, birisi hastalıktır bilmem nedir. Müslüman, Müslümanın mikrobu ötekisine şifadır. Ya olur mu ya, sen çocukken bu kadar iğne yedin. Aşı şifa mıydı? Mikroptu. Mikrop yiyorsun. Gelecek mikroplara alışasın diye. Aşı mikroptur. Üstadın cenneti parlatır, tarikat cennetini parlatır diyor ya mesela şey. Bu hususi cennetinde o zaman. Tabi hususi cennet. Tamam abi. Hususi cennet. Peki niye bundan bahsettin? Ya neyi anlattım kavramları? Evet. Bu kavramları sen dolduracaksın. Hususi cennet... Fiziksel olarak cennette olsam ne olur ki? Ruhun hepsini açın. Karanlık oldu. Bunu oraya takma şey var mı sana? Buraya tamam söndürsün sen orada şey. Tamam hepsini söndür. Hayır açık açık hepsi tamam. Açık olsun. Tersine açık. Bunu oraya takırsa daha konuşma yani. Tamam. Onu oraya takma. Şimdi nerede yapacaksın? Şimdi neyse o. Nasıl yaparsan ya. Tamam daha fazla olur. Ne dedin sen? Bedenin cennet olsa dahi Allah oraya cennet yapmadıkça ne olur ki yani? Adem Aleyhisselam cennetteydi. Tamam oraya girmeyeceğiz. Biz kavramlara geçirmiş. Tamam mı? Cismaniyetten çıktık mı dağılıyoruz. Bu ilanname ilahi başka yerden mi aldınız? Evet. Topladım. Tabii topladım hepsini. Burada yok. Hepsini mesela... cismani ilanname ilahidir falan diye öyle. Ha. Hepsini bir araya getirdim. Hepsini bir arada göreyim diye. Şimdi çok garip bir yerden sayfa vermiş miyiz? Bu sayfayı eder demişiz. Bunun sayfasını unutmuşuz galiba. Herhalde mektubat yani bu sayfayı hemen koyarız. 15. defterde var. Herhalde 15. defteri. Devam edeyim. Mesela rüyada bir saat zarfında bir senenin geçtiğini ve pek çok işler görüldüğünü görüyorsun. Eğer o saatte o işlere bedel Kur'an okumuş olsaydın birkaç hatim okumuş olurdun. Bu halettir bu. Zamanın arkasına geçin halettir. Tamam. Sen Faruk şey yapabilir misin?
Sen bunu sök, ona tak bu adam. Ama bozulur, bozulur. Hiç dokunma. Çünkü bak, sakat. Şimdi Halit zamanın arkasındadır. Zaman iyiydi. Çok güzel bir şey yakalamıştır Murat Çetin. İlimden kudrete. İlimden kudrete geçmekteki ihtizazdır zaman. Lan arasındaki boşluktur. Berzah oluyor. He yani. Belki de varlığın ademi. Yani ampul var ya, oradan dedim ampule geçtim. Yandı söndü, yandı söndü, söndü yandı. Yandı söndü, söndü yandı. 1-0-0-0-1, tamam mı? Şimdi ilimden kudrete tırt tırt. Biz var olup yok oluyor muyuz? Ampul gibi. Ampul var olup yok olur, var olup yok olur. Ama saniyede 60 defa olduğu için bu tırt bir saniyede. Biz gözün görme kabiliyetinizde biz devamlı yanıyor zannediyoruz. Oysa ampul devamlı yanmaz. O yanıp sönme arasındaki boşluk, yani boşluk değil miyim? O ışığın tırt olması, tırt olması, gözüküp kaybolması, gözükmesi kaybolması demek, kaybolması gözükmesi demektir. O ara boşluğu demeyeyim de, ihtizaz diyoruz. Kur'an'da geçiyor çünkü. İhtizaz. Halkın cili. Yani karanlık değil ha, boşluk. Var olup yok oluyor, yok oluyor olan değil. Var olma anındaki yok oluş. Zaman. Yani o miktar tırt 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 mesela tırt tarama hızı diye geçiyor. Tüfekte değil mi? Yok şeyde abi televizyonlarda ya da bunda tarama hızı. Hertz. Hertz. Tarama hızı. Tarama hızı değil mi? Evet. Hertz o. Arttıkça net görüyorsun, azaldıkça titreşimi görüyorsun. Oradaki şeye göre mekanı çıkartıyoruz abi. He? O aradaki o zamanlara göre mekan çıkartıyor. Mekan çıkıyor. Herkes kendine göre. O içinde yaşıyor. Hmm. Ben bu mekan içinde yaşadığımı zannediyorum. Hmm. Oysa kendi mekanımdayım şu anda. Allah, Üstad diyor ki, Allah Resulü'nden şey yapıyor. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Yani Üstad ne diyor? Alim-i yakaza şahadettir. Rüya ise, öyle mi? Yok, şey hayal mıydı? Örneği atar bir. Tarihçi hayatta da var sözler. Yok, bak şimdi. Yakaza uyanıklıklar. Rüya, bir nevi yakaza. Bak şu, çok önemli de. Bak, bulabilirsin inşallah. Asar Bey'de de bir yerde koymuştum da birisine göndermiştik. Bence rüya yakazadır diyor. Ha! Bence rüya, bence yakaza rüyadır. Rüya, bence, bak. Bence rüya. Bence yakaza rüyadır. Yakaza? Rüyadır diyor. Rüyadır. Rüya bir nevi yakazadır. Ben de birden uyandım. Hı. Belki yakaza ile yeniden ya, yeni yap. Niye hep Faruk okuyamıyorsun? Baş tarafını bu şey, ben baş tarafını almadım da. Hı. Ben de birden uyandım. Belki yakaza ile yeni yattım. Bence yakaza rüyadır. Yakaza rüyadır. Yani yakaza dediği nedir? Rüyadır. Şu aydınlık hali. Uyanıklık rüyadır. Rüya bir nevi yakazadır. Rüya ile öteki tarafa geçince hakikatına geçti. Yakaza orası. Hakikat o. Hakikat zannettiğim şey rüyadır. Rüya zannettiğim şey de hakikattır. Orada vekili, burada Said Nursi. Orada asrın vekili. O tarafta. Ha, orada asrın vekili. Burada Said Nursi. Allah. Orada asrın vekili. Orada vazifeli, herkes biliyor. Öteden herkes biliyor. Cebrail, Mikail, İsrafil, peygamberler hepsi biliyor. Asrın vekili bu. Burada Said Nursi normal bizim gibi. Nerede diyor ya? Sözde aynı söz. Sözde, sözde Lemaat'ta. Dersin başında. Lemaat'ta. Kaç? Lemaat 715. Hani şöyle gözükür, böyle gözükür diye bak, dersin başında okumuştunuz ya. Ona muvaffak olsun. Evet, kaç? 700? 715 son abi. Bu bizim Risale-i Nur külliyatında yazıyor değil mi? Bizde yazıyor ya. Dikkatimi çekmiyor ya. Hasan abi diyor da hiçbir evrilmez yani o zattan Allah, Resulullah devrin imamı. Şeyde o, işte, o kaydedir. Yani. Kaydı, İmam-ı Rabbani mektubatında da gördüm. O onaylamadıktan sonra hiç kimseye evliye verilemez. Çünkü kaydı yoktur. O taraf olmadan sen kebandan elektrik alabilir misin? Böyle bir ev gördün mü belediyecisin?
Ha, Keban'dan trafoya, trafodan eve alacaksın. Başka şansı yok. Keban'ın yanı direkt oradan elektrik alamaz. Aynen. Keban'ın yanındaki ev Keban'dan alamaz. Sıla-i Rahim acayip. Dolaşacak kimdir, kaç indirme merkezleri. Merkezinden sonra bak ha burada var yani. Yani şey ya şey Keban'daki o bulunan yönetim binası ampul var. Onlar bile dışarıdan alıyor. Tabii indirip indiriciden gelecek oradan kaç yerden gelecek. Keban içindeki o adamlar yani yemek pişiriyorlar ampul. Evet. Oradan alamıyor belki. Alıyor. Kendi cihazları bile çalışıyor. Yani dışarıdan alıyor. İşte asın imamı onaylamadıkça hiç kimseye kemanat ve veliyalık verilmiyor. Olmuyor yani. Olmaz. Sistem çalışmıyor. O zaman asın imamı mantığı yok. Şeyde mi o melekeler de mi öyle desek? Yani içeride oturanlar gibi. Elektriği onun üstünden alıyor. Ha aynen. Şey aslında kudret güç misalini örnek oluyor abi de datada da öyle. Yani iki telefon yan yana olsun merkeze gitmeden birbirine görüşemiyor. Ha çok güzel bak eğer kesası ya. Evet. Bak sen belediyecisin ya. Elektrik nasıl? Bak bu data. Şu telefonu şu telefona koy. Evet. Arasın. Buradan buraya arayamaz. Uyduya gidecek. Oradan buraya. Onaylanacak abi. Onaylanmadıkça buraya gel. Okuyalım hadi. Saat kaç oldu? Aynı başlık. Bir de okuyayım. Mesela rüyada bir saat zarfında bir senenin geçtiğini ve pek çok işler görüldüğünü görüyorsun. Eğer o saatte o işlere bedel Kur'an okumuş olsaydın birkaç hatim okumuş olurdu. Bu halet evliya için haleti yakazada inkişaf eder. Şimdi çok önemli. Zaman inbisat eder. Mesela ruh cismaniyetine galip olan evliyanın işleri, fiilleri sur'at-ı ruh mizani ile ceyran eder. Zaman inbisat eder. O zaman bu haletle oluyor yani abi. Haletle. Böyle uç. Okuyalım bakalım bakayım ne diyecek. Ateş bastı buraya deyince ya. Vücudum şu anda yanıyor. Hey ya. Şu anda yanıyor. Korkunç bir şeyim var. Allah yardım etsin. Ne oldu da bilmiyorum. Allah Allah. Bak bir. Zaman herkese göre farklı akar. Çünkü halet farklı. Unutmayın. Zamanın arkasına geçen halettir. Haletinize göre zaman ya akar ya durur. Mesela uçakta olanın zamanı geçmez. Ama genel bir zaman var. Saati gösterir ama içi önemli olan o değil. Yere inince herkesin saati gitti. Ama yukarıda geçmemiştir. Zamanın da ademi halet olmuş oluyor. Aslında. Halet. Halete göre zaman değişiyor. Bak zaman herkese göre farklı akar. İki. Zaman genişleyebiliyor ve daralabiliyor. 3. Rüya öteleri aralayan bir menfezdir. Haletle zamanı genişletip daraltabiliyorsun. Rüyadaki halet evliyalarda halet yakazada inkişaf eder. Rüyadaki halet var ya. Onlar bizim rüyamız dediğimiz onlar bizzati irade ile müdahale edilebilen bir zemindir orası. Bakın unutmayın Elestu bi rabbikum kalu bela denilen orada diyen tarafımız ihtiyar değil. İhtiyar beşeriyettir. Orada iradedir. İrademiz de onayladık, iman etmişiz. Onun için Allah o iradeye diyor ki onu kastederek niçin sözünüzden vazgeçiyorsunuz? Beşeriyetin iktizası olan alem-i şahadetteki sistemin adı ihtiyardır. İhtiyar. O zaman rüyadaki halet, yani biz mesela artık saldım çayıra Mevlam kayıra. Oradaki senin, benim böyle dünyadaki iktidara nispetinde rüyada müdahil olabiliyorsun. Rüyadakini müdahale edebiliyorsun. Ama yaşarken kuru bir yaprak, rüzgarın önünde neyse rüyanda da öylesin. Ama bazı rüyalar var. Mesela bazı insanların rüyaları yakazada olmadığı bilgiler oradan alır. Burada bulamadığını. Veya ulaşamamış. Hükmede o zaman. Hı? Hükmede biliyor mu? Hükmede biliyor seviyesine göre. Gidiyor. Çünkü rüya rüya değil. Unutma bu cümleyi. Yakazadır diyor. Evet. Rüya yakazadır. Aslında Allah alemi şehadetten alemi gayba geçme menfezini koymuş rüya.
Veya belki yakaza ile yeni yattım diyor. Yakaza ile? Yeni yattım diyor. Ha. Ama illa geçmek için rüyaya gerek yok. Tefekkürlere geçeriz. Hemen yani. Geçer. Şu anda geçersin. Tefekkür daha bundan. Tefekkür iradedir. Ama bunun dışında bir halet var Harun. Öyle namazda daha çok. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ohu Allah Allah. Ramazda inkişaf etti diyor. İrade yok burada. Menfes açıldı. Artık o gördüğünü seyrediyor. Uyanınca gelip yazıyor. Uyanmak demek namazdan çıkmak. Yani gaflete gelmektir. Aslında rüyadaki hakikate mazhar olan dünya uyandığı zaman, buraya geldiği zaman gaflete giriyor. Çünkü alem-i şehadette gaflet var. Orada gaflet yoktur. Örtü burada var, orada yok. Zaten alem-i şehadetin adı örtüdür. Tenteneli örtüdür. Örtülerin cemi alem-i şehadettir. Gaflet örtüdür zaten. Cehalet de örtüdür. Orada ne cehalet vardır, ne örtü vardır. Rüyayla biz alem misale geçiyoruz değil mi aslında? Alem-i misalin dairelerine geçiyoruz. Kendisine değil, daire-i misale geçiyoruz. Veya lev-i misaleye geçiyoruz. Alem-i misale geçen çok azdır. Yani yakaza alem-i misal mi oluyor? O zaman yani daire-i misal mi? Yakaza. Yani dedik ya şimdi, evet, evet. Ders olursa, rüyayla evet. Geçtiğimiz yer oraysa, üstadına... Sen onun fişini çek, yaklaştır. Bir şey var mı Yasin abi? Uyku, alem-i yakaza ile alem-i misal arasında bir köprü. Uyku, yavaş, uyku, alem-i misal ile... Alem-i yakaza ile yakaza dediğimiz şu ayık alemi, uyku, tamam, geçmek için bir koridor. Alem-i misal arasında bir köprü. Ha bazılar berzah kabul etmiyor ya, uyku berzahtır diyor. Ya. Onu da bir not alayım da. Onu da o şey ekleyeyim. Çünkü bazıları berzahı kabul etmiyor. Uyku berzahtır. Berzah yakaza ile yani alem misal arasında. Alem misal. Kimin telefon çalıyor? Benim değil. Telefon değil, başka bir şey bu. Buzdolabı. Telefon gibi ya. Ha şey Allah. Şimdi koyduk. Devam. Berzah dünya ile ahiret arasında bir köprü. Berzah. Misal alemi cismani ile misal alemi cismani ile alemi ruhani arasında bir köprü. Kim bir daha sonra? Sayfa kaç? Misal. Sayfa 225 Mesnevi. Mesnevi 225. Misal alemi cismani ile alemi ruhani arasında bir köprü. Ha köprüler yerini hatırladım şu an. Sağ tarafta aşağıda. En aşağıda. Köprü dersi yapılmıştı. Köprü dersini yapmıştık. Yani ondan sonra şey yaptı bizim bu kardeşler, ehli tahkikçiler sustu. Ya vaciptir ya mahluktur, orta böyle bir şey olur mu? Hmm. Ya herro ya merocular var ya, ya ak ya kara, gri yok. Devam edeyim. Tamam. Okuyacağım bitti mi abim? Evet. Halete zamanı genişletip daraltabiliyorsun. Başka? Rüyadaki halet evliyalarda halet yakazadan inkişaf eder. Başka? Zaman imbisat ettikçe ruhun dairesine yaklaşıyor. Başka? Yani bu paragraftan çıkanlar. Zamanın içini doldurulabiliyor, boşaltılabiliyor, daraltılabiliyor ve genişlendirebiliyorsun. Bunun içerisinde mekanlar ve hadiseler ceyran ediyor zaman içinde. Yani mekanın içinde zaman değil, zamanın içine mekan var. Baksana, bir dakikalık rüya zamanı içinde bir senelik işleri yapabiliyorsun. Kur'an hatimleri okuyabiliyorsun. Bak, bir dakikanın içerisine şunları soktun. Mekanı sokalım. Bir dakika rüyada yürüyorsun, atla koşturuyorsun. Bir dakika rüyada en uzun rüya bir dakika... Ve Libya'da ihale aldın, kebap yaptın. Bu kadar yerleri soktun. Yani zaman içerisine mekanın nasıl girdiğini görüyorsunuz. Letafet kesbettikçe zaman imbisat ediyor. Evet. Nasıl yani? Mesela diyelim ki eski kasetler vardı ya, kasetler. Kasetler şerit olarak. Ama şimdiki diyelim ki teknoloji ilerledi. CD. Ha, CD şekle girdi. O zaman dilimi çok letafet kesbettiği için imbisat etti. Yani sen diyelim ki ta en baştaki sesi dinlemek için sarıyorsun, bekliyorsun.
Ama şu andaki sistemde... Acayip çok güzel söyledi. Çok güzel dedi ki, bak bu flash bellek 60 GB. Bu imkansızdı. 1990'da Risale-i Nur burada yazıldı. 89-90'da. 4 tane vakıf nöbet tuttu. Gece gündüz yazdılar. İnternet ve bilgisayar dünyasında buradan yayıldı Risale-i Nur. Ben de onlardan birisiydi. Şimdi o zaman en fazla 123 mi 125 megabayt bir şey disketin büyüklüğüydü. Macintosh diye bilgisayar vardı. Yok yok 125 yok ya. 1.2 de normal diskler. Ha işte diskte değil. Floppy diskler var. Ha işte o. 1.2 idi. 1.2 megabayttı. Ha işte o. 1 megabayt işte diyelim ya. Ha işte öyle. Bir külliyat için ne kadar biliyor musun? Yani bayağı desteğiydi. Şimdi, bak şimdi, kasede yükledik onu, sesi, kasede. Belki de yüzlerce kaset çıktı. Kaset. Mesela o kasedi başladı çalmaya, 27. dakikayı çalacaksın. Bas. Şimdi öyle değil. Bu çalıyor. Takıyorsun. Çalıyor. 27. dakika. 36. dakika. Bu şerit acayip bir yani şeyi değiştiriyor. Devam. Yani burayı bir de okumaya ihtiyaç duyuyorum. Zaman mı mekanda, mekan mı zamanda? İyi bir de okuyayım. Zamanın içini doldurulabiliyor, boşaltılabiliyor, daraltılabiliyor ve genişlendirilebiliyorsun. Bunun içerisinde mekanlar ve hadiseler cereyan ediyor. Yani mekanın içine zamanı değil, zamanın içine mekan var. Bunu Einstein'ın teorisini yıkacaktır gelecekte. Einstein zamanı mekanda aradı. Baksana bir dakikalık rüya zamanı içinde bir senelik işleri yapabiliyorsun. Yani bir dakika rüyada Kur'an hatim okuyabiliyorsun. Ustad ne dedi? Dedi ki, rüyada bir sene zarfında bir senenin geçtiğini, rüyada bir saat zarfında bir senenin geçtiğini ve pek çok işler görüldüğünü görüyorsun. Eğer o saatte işlere bedel Kur'an okumuş olsaydın, birkaç hatim okumuş olurdun. Bu halet evliya için halet-i yakaza ile inkişaf. Yani bizim için rüyadayken evliyalarda bunlar yakazadır. Çünkü zaman arkasına geçtikleri için artık yaptıkları işi zamanla ölçülmüyor. Zaman inbisat eder bak. Zaman inbisat eder şu. Tık, tık. Tık ederken tut burayı, tut, tık et diye. Al tut, sok içerisine. Aynı saniyenin içerisine koy kafayı. Zaman arkasına geçtin. Bu tarafa. O bir saniye içinde o. İstediğin yaparsın hala bir saniye geçmedi. Bunun gibi bir kaseti basıyorsun, teyp kaseti eski, dakikalar geçecek ki 59. dakikaya dinlemek istiyorum. Şimdi, evet Bismillahirrahmanirrahim 59. dakikaya gel, o kadar. Burada levh-i mahfuzdan bakıyorsun, ötekinde zamanı hızlandırıyorsun sadece. Evet. Güzel. Zekilerle ders yapmak hoşuma gidiyor. Başka? Ha şunu bitireyim. Zamanı inbisat eder. Mesela ruhu cismaniyetine galip olan, yani zamanın arkasına geçen evliyanın işleri, fiilleri surat-ı ruh mizanı ile cereyan eder. Peki, ben maddeyi okuyorum. Zamanı genişletebilme nispetinde çok mekan ve hadiseleri koyabilirsin. Zaman arkasına geçtin mi? İçerisine çok hadiseleri, çok mekanları, çok şeyleri koyarsın içine. Bu mesela, bu ne demek? Bu mesela senin aleminde vuzuhu nispetinde dün ile bugün, orası ile burası, dünya ile ahiret gibi nispetler ve itibarlar ortadan kalkar. Yani İtibar emirleri de ortadan kaldırarak zamanın arkasına geçmektir. Zaman ortadan kalktı mı itibari emirler de kalkıyor. Bu abi mesela cismaniyete galip olduğunda geçmiş gelecek
hazır hükmüne geçtiğinde evet. Bu la ya'lemul gaybe illallah düsturuna münafi bir durum oluşmuyor mu? Yani bulunduğu oraya mı geçtin? Gayba geçtin. Hı-hı. Gaybin de gaybi melekuttur. Melekut gayb oldu şimdi sana. Hı-hı. Gayba geçtin, cevherler alemi gayb oldu. Oraya geçtin, ruhlar alemi, ruh cevheri şey, cevherler ruhlar alemi. Oraya geçtin, kabı kaysen gayb oldu. Hı-hı. Oraya geçtin, mecul gayb oldu. Oraya geçemezsin, geçsen helaktır diyor. Ölüm helakettir diyor. 641 sözü bu meslekte. Yani Peygamberimize de diyor ya, gayb o bildirilmezse bilmezdi evet. diyor ya. Yani onu ruhu cismaniyetine galebe çaldı çalmadı noktasında bakmayacağız o zaman. Galebe çaldı. Ama bu nerede bulunuyorsan bir sonrası senin gaybindir. Hmm. Mesela diyelim ki şöyle diyeyim. Böyle şey. Çoğu piyasa insanlarına göre cin iman gerekiyor. Cine iman etmesi lazım. Hmm. Ben de cinlere karşı iman yoktur. Benim için şahittir, şuhuttur. Hmm. Mesela melekler iman vardır. Benim için meleklerin suretine iman yoktur. Meleklerin hakikatine iman ediyorum. Çünkü benim için kitaptan daha kesindir melek. Kur'an okurken bu sesin meleğe dönüştüğünü inanıyorum. İnanıyorum değil, hissediyorum. Kur'an okurken. İnanmıyorum, hissediyorum. İnanın demeyeyim, itikat demeyeyim de hissediyorum. Yani bununla neyi anlatmaya çalışıyorum? Yani bulunduğun yere göre bir sonrası senin gaybindir. Yani benim şahit olduğum adam gaybidir. Benim gaybim olan Bediüzzaman'ın şuhududur. Bediüzzaman gaybi olan Allah Resulü'nün şuhududur. Allah Resulü'nün gaybi olan Allah için şeydir. Yani gaybin o zaman bir sınırı yok. Zaten hep yok. Her zaman bir gayb var. Mutlaka. İman hiç onun için bitmez. İman mübin her zaman gayiptir. İman mübini de geçenler var. Çünkü 16. lemada diyor ki çok istisna bazı zatlar levh-i evzeliğe girer diyor. 16. lem. Levh-i evzeliğe girer. Mecul değil mi levh-i evzeliğe? Yok. Levh-i mahfuz. Mecul'e neye gideceksin? Orası ölüm ve helakettir. Kalın mesleği versene bana şey abi. Bak onu açıyorsun. Aç onu da. Onu ver. Ha onu. Onu. Heh. Bak. Ölüm ve o mecun neye giriyorsun mecuna? Peygamberimiz şeye mi geldi o sınıra kadar geldi mecuna girmedi. Yani girmek diye bir şey olmaz zaten. Mecun diye bir yer yok zaten. Yersiz yer. Diyoruz ya doğru. Bak diyor ki zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nasıl ki senin yanında hazırdır aynı zamanda bütün her şeyinde de yanındadır. Öyleyse sen kendi cihetinden onun yanında olman için ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit sen şey yapacağız. Yani mesela ben buradayım. Ben buradayım. Niçin buradayım? Bu çok zor iş. Çünkü mesela maddenin altı nedir? Atom altı değil mi? Kuantum fiziği. Kuantum fiziğinde her şey her yerdedir. Kuantum fiziğinde bir şeyin bir yerde olması imkansızdır. Ama kuantum fiziğinin üzeri olan biz her şeyde olan hakikatimiz bir yerde olması çok zordur. Beni burada tutması Allah'ın çok zor, en zor iş budur. Sesimi tutabilir misiniz bir yere? Bana bak sesim gitme, Faruk'a git, seni duyma. Bu mümkün mü? Bu zor işte, bunu yapmış. Üstad yapmış. Onu yapmış Üstad. Sana konuşurken o duymamış. Bu kuantumcular o dalgaları, o enerji şeylerini bu şekilde sıfatlandıran şey bulduklarında melaike diyecek yani melaikeyi bulmuş olacaklar ona bir ad koyacaklar muhtemelen. Evet Higgs dediler. Yok o parçacı da son oldu işte kitap oldu. Evet. Onu bir şekilde nasıl tutuyor yani zor oluyor. Nasıl ya. En çok zor. Kim tutuyor bunu? Zaten ya? Şaşırıyorlar şu anda. Yani hangi kalıp var bu? Yani bu bir şey her yerde ama bir yerde nasıl duruyor yani onlar? Yani bu bütün mesela deniz dalgası. Deniz dalgasını taş attın, okyanus şey düşün, yıldızlar aydan taş attık okyanusa, dalga yayıldı. Her yerde olan dalgayı bir yere koyacaksın, her yerde yaymayacaksın. Yani taşı atacaksın, dalga olmayacak, bir tane dalga olacak, bu tarafa böyle gelecek benim buraya. Benim sahilime vuracak ama başka tarafa dalga olmayacak. Taşı buraya atacağım ben, taşı buraya atacağım, bu tarafa dalga yapar mı?
360 derece dalga yapmaz mı? Evet. Ben diyorum ki 1 derece dalga yap, 359 derece dalgan kör olsun. Bir daha abi. Bak, taşa attım. 360 derecede dalga yapar mı? Her sahile vurur mu? Her dereceye. Ben diyorum ki taşa atıyorum. Ey taş veya su. Dalgan 360 derece yapman senin adetindir. Adetini boz. Ha. 359 dereceyi kapat. Tek bir yönde dalga olsun. Dalga bu tarafa olsun. Sırf benim bir derecede. Bu mümkün değil işte. Bu olmuş. Yani her yerde olan bir enerjiyi, ruhu bir yerde burada tutmak, onun için kafayı yiyeceğim gibi geliyor bana. Bu nasıl burada duruyor? Aklım almıyor benim. Yani burada ben nasıl duruyorum? Daha kalıp şeyi değişti şimdi. Ben az önce kalıp dedim ya. Şimdi kalıbı yaparsın, içine doldursun. Bunun da tersi. Her şeyi tutuyorsun böyle, muhafaza ediyorsun. Kalıp o işte. Cennetteki enerji ya. Şimdi belli bir yerde tutuyorsun işte. Bir yere doldurmak bir şey, değil. Kalıp yapmıyor, bir şeyleri alan duruyor. Buraya dur, bu böyle dur. O zaman şekilleniyor. Şeye benziyor. Hemen bir fırlar. Aşağıda bir yastık var. Ders yaparken yastık kullanıyorum ya iki tane. Hemen getir ama. Biraz çabuk ol. Bak orada bir şey göstereceğim. Aynı dediğin gibi. İlginç bir şey. Kalıp değişti şimdi abi. Tabii. Acayip bir şey. O gene. Bak diyor. Sen kendi cihetinden onun yanında olman için ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit. Yani kendisi izah ediyor tercüme şey yapan. Öyle bir makam külliye çıkabildiğin zaman onun yanında olabilirsin. Şimdi bak. Ayrıca bundan sonra da imkan ile vücut arasındaki hadsiz bir mesafe karşına çıkar ki sen şu acip bir budiyet kat edip ulaşmak ve onun kurbuna vusul bulmak nasıl mümkün olabilir? Daha bundan başka da yani imkan ve vücut. Abo senin dediğim şu. Bak burada bir şekil var. Şu şekli görüyor musunuz? Evet. Burada şekil yok. Bu yaptı. Beyaz yaptı bu şekli. Bu siyahı beyazlar yaptı. Beyaz buraya geldi, beyaz buraya geldi, beyaz buraya geldi, beyaz buraya. Bak burada bir şekil var, görüyor musunuz? Aslında şekilsi şöyle bir şeydi. Şekil yoktu. Beyazın burada şekil var. Anladın mı? Bak şimdi, hususi cennet böyledir. Bak, burası şekil var mı şurada, şu parmağım olduğu yerde? Ya şu. Yok. Yok. Burası her yer. Her yer. Bak, bunu böyle düşün burayı. Buraya bir beyaz koyduk. Buraya beyaz koyduk, beyaz koyduk, beyaz koyduk, beyaz koyduk. Bak burada bir şekil çıktı. Bunu hiç nazar alma. Bak, gülüyor musun bunu? İstediğin adam bile yaparsın burada. Bu beyazları koyarak. Benim i̇şte hırsız için cennetin öyle olacak. Nurunla, senin nurunla Allah, cennetteki nuru kayıtlayacaksın. Ortaya çıkan şekil hırsız cennetin olacak. Bir daha abi. Yavaşça. Nurunla. Aha, benim nurumla. Senin kendi nurunla. Hı. Çünkü kesiftir seninkisi. Cennete göre. Burada tobe. Cennetin kesiftir. Seninkisi üstündür. Çünkü üstün olan kayıtlar. Yoksa üstün olan ezer geçer. Tamam. Cennette insanın nuru üstün müdür? Rab diye hepsini şey yaptı mı? Olmadı. Oradaki nuru kayıtladı. Dur. O zaman cennetteki nur şekillendi. Adem sende yani. Hasan abi. Bir daha şöyle sakin kafa şey yapayım. Kayanın içinden heykeli çıkarmak buna daha güzel bir misal değil olabilir, mi? Olabilir, peki. O da var. Aynı. Hop! Tamam. Hakikaten uykudayız. Meft olsa da görsek, hizmetin dışında dünyanın hiçbir tadı ve cazibesi yok. İnanın bana. Peygamberimiz 1400 sene önce bu lafı söyledi. Ya ashabım, dünyanın tadı kalmadı. Vallahi, hadis. Demek daha önce ne tadı vardıysa, ondan sonra vallahi, billahi, tallahi, Allah beni kahretsin şey olarak söylüyorsan, hizmetin dışında bu manaları ders yapmak, bu manaları öğrenmek, paylaşmak, insanların imanını kurtarmak adına bir şey varsa yoksa tamamen hayat manasını yitirmiş. Hiçbir şey yok. Buna da delilim. Avamın herkesin yükseldikçe alçalması gösteriyorum. Zengin oldukça buhrana giriyorlar. Para buldukça, mesela benim annem veya annelerimiz, dedelerimiz yoklukta mutluydular. Kavga etmiyorlardı. Hiçbir şeyleri yok. Ben çok iyi biliyorum. Dedem çarşıya gelip çarşı ekmeğini getirdiği zaman mısır ekmeğini içine lokma olarak kullandığımı biliyorum.
Hiç görmemişiz yani. Belki çocukken buğday ekmeğini gördüğümü hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Mesela ilkokul 4'e kadar elektriği görmemişiz. Elektriği tutmuşum 4. sınıfa giderken. Böyle bir kabloyu açıktı. Ben titriyorum. Babam niye yaramazlık yapıyorsun? Ayağımda bana öyle yapıyor. Baba ya bilmiyordum falan yaptım. Meğer elektrik çarpıyor haberim yok. Ben babam yapıyor zannediyorum. İlkokul 4'e gidiyor. Yani evin aşağı ahıra kablo gidiyormuş. O kabloyu da fiş yapmamışlar. Açık kablo böyle sokarlarmış. Ben de çok ilkokul 4'e gidiyorum. Tuttum. Ama ayağımda lastik var. Trabzon lastiği var. Şimdi niye yaramazlık yapıyorsun? Niye yerinde durmuyorsun? Babam dizimden böyle yapıyor arkamdan. Tamam baba aslında ben yapmıyordum falan. Niye oynuyorsun demek. Ulan sonra baktım ki baba yok. Onu hemen bıraktım. Çekirdeği sıkmışlar. Ha. Ama çok mutluyduk. Ha, şimdi dünyanın anlamını yitirmesi, manasını yitirmesi herkesin buhran geçirmesidir. Oysa herkes çok rahat. Biz mesela bir tarlaya gitmek için saatlerce yürürdü annem ve biz. Daha tarlaya gitmeden yorulurdu şimdiki. Şimdi zaten bir insan bir günde yürüyemez. Onlar giderdi tarlada çalışırlardı. Gelirken yük getirirlerdi. Ve bunlar çocuk doğururdu. Çocuk büyütürlerdi, karılık yaparlardı, ev işlerini yaparlardı, ahır işlerini yaparlardı. 17 tane sığırımız olduğunu biliyorum. Peki niçin? Hayat anlamı vardı. Huzurluydular. Şimdi hayat anlamını yitirdi, madde çoğaldıkça. Peki, daha bundan başka da yani imkan ve vücub arasındaki mecul dedik ya, hadsiz mesafeden sonra da sonsuz seradikat ve tecelliyat vardır. O bittikten sonra ne olur oraya? Bunların ötesi ise, kabu kavsiden sonra ise ölüm ve helakettir. Oraya girsen de sonsuz. Yani mevt değil, ölüm. Artık yapın değişir. Madem hakikat böyledir. Kendinden ve baitlik cihetinden taraf fani ol. Ta ki onunla beka bulup kurbuyla bir yakınlık peyda edebilesin. Ya anladın, sağ ol işte. Anladık, ölümmüş yani. Vay be. Şurayı bir okuyayım. 122. Evet, 122. Buraya ders yaptığımız için atlıyorum. Birbirine sarılı, oraya da ders yaptık. Evet abi. Ders evet. Yaptık. Şimdi şurada bırakacağız. Şu sayfada İnce Mesnevi Nuriye 137 okuyayım. Vücut nevinde tezahüm yoktur. Yani 18 bin alemi bir alemi nasıl cem etmiş vardı ya. Mesela birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm diyor. İşte tüm alemlerin bu alemde hulasa-i camiası cismaniyet olarak tezahür edip görünüyor. Yani cismaniyet nedir malzemesi? 18 bin alemi koy buraya, bir tanesini koy, tencereye koy. 18 bin alemi getir, karıştır, ortaya çıkan yapıya cismaniyet deniliyor. Cismaniyet tümünün alem-i şehadetteki simgeselliğidir. Şimdi burada da diyor ki İnce Mesnevi 137, vücut nevinde tezahüm yoktur. Mesela cep telefonunda 18 bin tane video olsa. 18 bin alemin bilhassası mıdır diyeceğiz? Sanki başka diyordunuz. 18 bin alemin gözüktüğü zemin mi diyordunuz? Zeminsiz zemin ha. Zemin mi o mu? 18 bin alem zemin değil yani. Şöyle. 18 bin alemin gözüktüğü zemin cismaniyet mi evet. Yoksa 18 bin alemin hülasası cismaniyet mi? Cismaniyet. İkisi ayrı şeyler değil mi? Evet, cismaniyet budur. 18 bin alemin hulasa-i camiasının hali. Hali, tamam. Evet. Zemini değil yani. Değil. Tamam. O cismaniyetin üzerine cennet kurulmuş. O cismaniyetin üstüne kürs var. Çok tuhaf değil mi? Evet. İlginç, nasıl bir şey? Ama kör olası cismaniyeti biz şey zannediyoruz, bedeni zannediyoruz. Şu bedendir cismaniyet değil. Hiç kimse bedeni görmemiştir daha. Cismaniyeti. Vücut nevinde tezahüm yoktur. Yani pek çok alemler, haller vücut sahnesinde
İçtima eder, birleşir. Bence de bu vücut sahnedir. Burası vücut. Ama 18 bin tane video burada. Birbirine darlık var mı? Ama 18 bin saattir. Her bir video bir saat olsa. Ve tartsanız kilosu da yoktur. Burada duralım. Sayfa kaç almış? 123'ü bitirdik gibi oldu. 124'e geçtik gibi oldu değil mi? Evet. Orayı atladığımız için. Yani atladık ya. Yani yaptığımız 124'teyiz. Gibi. Saat kaç oldu? Daha vakit var. Geçerek var. O zaman biraz da gidelim mi? Gidelim bakalım. Bir tane daha gidelim. Hadi bakalım. 124'ü okuyalım. Öğlen namazı 1 saat, 1,5 saat sonra. Vay be. Saat geri alındığı için taktik. Aslında şu anda 12'ye 10 var değil mi aslında? Evet, 12'ye 10 var. Yani şu an 7 saat 12'ye 10. Normalde yarım saat daha devam ediyorduk yine. Tamam öyle mi? Hadi biraz da gidelim. Mektubat 51. Hissiyat insani... Uf. Bunu gördüğüm için kaçıyorduk ya. Ve hakikaten kaçmışım ha. Hissiyat insani ruh derecesine çıktığı vakit. O hazır zaman genişlenir. Ha ne oldu zaman? Nasıl genişleniyor? Yani, bak, zaman var ya, tık, tık, tık. Gazali'ye göre bu tık yok. Gazali diyor ki, bu kabre giderken ayağının sesidir diyor. Şimdi bak, tık, vur. Tut buradan, tık yapmadan. Bunu da tut, tık yapacağım, tut. Aç onu, gir içeriye. Hissiyat insani ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir. Hazır zaman. Hmm. Geçmiş gelecek zaman değil. Genişlenir. Burada da zamanın genişlediğini söylüyor. Devam ediyor. Zamanla mukayyet olan cismi maddi gılafından sıyrılıp. Şimdi çok tuhaf. Zamanla mukayyet olan bu taraf cismi maddi. Maddi cisim. Maddi cisim denmesi için manevi cisim de olması lazım. Mesela Miraç Ekberi Muhammedi'de söylenen bu sözler diyor. Miraç Asgar da var. O alçak masayı versene. Demek ki yüksek masa da var. Bedeni misal peki bunun manevi tarafı mıdır abi? Oku ne? Dur bakalım. Zamanla mukayyet olan cismi maddi. Yani cismi manevi zaman, de var. Cisim ve zamanı eşleştirir. Gılafından sıyrılıp tecerrütle ne oluyormuş bak. O zaman buna göre manevi cisim zamanla mukayyet değil. Değil işte. Tabii kesin. Zaman bir şey yok ki. Ruhun etrafındaki şey midir abi bu konuştuğumuz? Zaten yani bedeni misal glaf latif. İşte o işte o. Bu ikisi de bir evet. Maddi biri manevi. Evet. Maddiden sıyrıldık mı ona girdi. Glaf latife giriyorsun. Yani biri cüreyazda biri dünyaya demişti evet. Zaten. Yani cismi maddi. Ama şimdi kainattan konuşmuyoruz ya. Tamam. Kainat demiyorum. Dünyadan konuşmuyorum. Ne dünyası? Tamam. İnsanla konuşuyoruz yani. Koy kenara bu. Dünya neymiş maddi, ya? Maddi manevi. Ayrı. Dünyadayız ama dünyalı değiliz da. Tamam. Şimdi bak. Bak şimdi, kardeş, bir glaf-i latifi soruyordun da bedenin şeyi. Beden. Şimdi diyor ki orada, ruh diyor, ceverdir. Ruha ziyayattır, zişurdur, kanına vücud harcı gibi giydirdi, taktı. Bunu bir glaf-i latif, bir bedeni misali giydiriliyor ki cesede girsin. Cesede giremeyebilmesi için bir glaf-i latif, bir bedeni misali. Bir tanesi cismi maddi, bir tanesi cismi manevidir. Ama beden değildir, atom değildir, esir değildir bunlar. Onlardan artık daha önce konuştuk yani. Şimdi zamanla mukayyet olan cismi maddi, glafından sıyrılıp, kim? İnsan ruhu. Ruha yükseliyorsun, dün geceki Leyla-i Kadri, öbür günkü Leyla-i İd bayram ile beraber bugün hazır görüyorsun. Dün, bugün, orası burası bitti. Bitti. Doğru, yanlış. Şeytan, melek öyle bir şey yok. Evet. Hatta iman kalkıyor. İman gaybaydı. Buradaki iman kalkıyor. Şuhut mu başla? Yani mesela şöyle diyeyim. Sen iman et bu kağıda. İman olmaz ki. Yani iman gayba değil miydi? Evet. Bu gayb midir şimdi? İman gaybti ki. Ha, gaybtir. Buranın imanı olmaz. Ama oraya gidince gaybın gaybı melekuttur. Evet.
Melekutun gaybı meçhuldür. Evet. Hani buranın imanı kalktı. Burada şahit ediyorsun ama hazırda diyorsun. Evet yani hazırda. Yani anlatmak istediğim nerede duruyorsan bir sonrası. Nerede duruyorsan bir sonrası. Nerede duruyorsan yani arkaya doğru. Şey durdun. Buzdasın gayb sudur. Sudasın haşiko gaybtir. Haşiki odasın enerji gaybtir. Hani burada buzsun sen Erdinç. Buzsun. Ama ben sana diyorum ki susun. Abi manyak mısın ya, deli misin ya, ne suyum ya, ben buzum işte. Erdinç ne suyu, haşiki olsun. Su söndürücü. Oysa yanıcı ve yakıcı olan maddeden olmuşsun. İki zıt, şeytan ve melek. Yani yakıcı, hidrojen, şeytan. Oksijen, yanıcı, melek. Ondan sonra melek. Sonra ya geç arkasını. Kuvvettir. Esma. Geç arkasını. Kudrettir. Sıfat. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmiye sürer, vücud ilimden vücud harcaya çıkar. Uykuda mıyız? Şey? Sen hala uyanmak istemiyorsun. Kavga ederek, ona buna takılarak, onun bunun peşine koşarak, arabayı yatı katı atı avratı gay ederek uykumuzu artırıyoruz. Gafletimizi çoğaltıyoruz. Yani arkaya geçince ne kavga var, ne psikoloji sorun var, ne attır ne avrattır, ne dündür ne bugündür, ne zengindir ne fakirdir. Ballar balını bulmuş, kovanı yağma olmuş. Hala iddialarda kalkıyor. Demek cismi maddi eşittir. Zamanla mukayyettir. Cismi maddinin ucu nereye kadar gidiyorsa oraya kadar zamanda gidiyor demektir. Çıkarımı böyle yapıyor. Ne diyor? Diyor ki zamanla mukayyet olan cismi maddi. Cismi maddi nereye kadar gidiyor? Zaman da oraya kadar gidiyor. Peki A eşittir B ise B eşittir A değil midir? Evet. Peki zaman neydi? Levmaf. Aferin. Zaman hakikat budur. Cismi maddi oraya kadardır. Cismi manevi ta arşa kadardır. Arşa kadar. Ha. Bak bir daha okuyayım. Çok önemli. Evet. A eşittir B'dir. B eşittir C midir? A eşittir C değil midir? Evet. Tamam abi. Bak. Zamanla mukayyet olan cismi maddi. Zamanla kayıt olan cismi maddi. O zaman cennetteki de cismi manevidir. Cismi maddi değildir. Değildir. Bitti. Bak nasıl sen çıkarttın oldun? Evet. Artık çoğalt işte. Kuralı öğrendin. Ya kardeşim ben sana şu yolda gösterdim arabayı meydanda. Nasıl kullanacak? Lan sen Çorum'a, Çankırı'ya gidiyorsun. O yolları göstermedim diye kullanamayacak mısın? Sen kuralı öğrendin herhalde. Kullandın kardeşim. Polisin bana dediği gibi. Dedi ki çıkmaz yola girdin dedi. Hemen karşısına polis çıktı. Ben orada attım. Ya dedim ben dedim buranın acemisiyim dedim. Tabelanın da mı acemisisin? Ona helal olsun sana dedim. Bravo. Öyle bir mantık kurdun ki o kadar hoşuma gitti ki sanki bunu düşünebildin. Yaz dedim. İki kat yaz rica ediyorum. Çünkü o kadar hoşuma gitti bana eğittin dedim. Ondan sonra ne eğittim dedi. Adam da şaşırdı. Bazıları diyor ki ben mecburdum. Madem mecbursun tabela niye konmuş? Eğer insan gitmeye mecbursa tabela konmaz. Madem kader seni dayatıyorsa, kader seni dayatıyorsa o zaman sana niye helal haram getirilmiş? Helal haram getirmesi gösterir ki kader senindir. O bizim bildiğimiz böyle bir yazılım kaderi yoktur. Bir dakika sen ne diyorsun? Bir dakika dur dedi. Hemen gitti. Komiserim dedi. Biraz önce kader konuşuyorduk. Bir adam dedi bak geldi kader şuna. Hatırlıyor musunuz o şeyi? Bir dakika. Kim ya bir çağırsan onu dedi. Onu ne diyorsun kardeşim dedi böyle. Atı. Dedi bir dakika gel. Meğer kader konuşalım şu ki komiser orada. Çıkmaz sokağa onlar girmiş. Siz de oraya girmişsiniz. Ondan sonra dedi ki. Dedi. Sebebi sizsiniz buraya girmemin adamı. Benim sizin. Tabii. Yani o zaman onu tabelanın dayatması olsaydı yazdınız bitti. Mesela giriş var girmiyorum. Girilmez diyor giriyorum. O ki dayatma tabela kanun kudretse girmem gerekiyor. Kanun kudret değildir. Kural yöntemdir ama yürüyecek sensin veya yürümezsin. Ondan sonra dedi ki sana dedi bir ayran ikram edeceğiz. Hayır dedim. Dedi ki paramız helaldir inan dedi. Dedi ki inan paramız helal. O zaman içeyim dedi.
Sonra işte böyle gitti ya. Vay. Çok antika bir şey geldi de başımıza. Şimdi ne kadar hoş ya, bir de okuyayım. Demek cismi maddi zamanla mukayyet. Cismi maddinin ucu nereye kadar gidiyorsa oraya kadar zaman da gidiyor demektir. Evet. Ne kadar harika bir tespitler çıkıyor. Çok değil mi? Şimdi farklı bakabiliriz artık. Tabii ya. Allah. Cismaniyeti koyamıyorduk oraya buraya. Şimdi ayırdık bir kısmı oradan, ayırdık. Oradan oraya. Lef-i mahve ispattan aşağı cismi maddi, cismi manevi yukarıda. Hmm. Ve esire de bile cismi maddidir. Oo. Atom da öyle. Hmm. Maddi hayat arkası. Üstü o zaman manevi oluyor. Evet, maneviye doğru. Maddi hayat aynı hayat. Yani maddi hayat cennete kadardır. Yok. Maddi hayat kürse kadar, aynı hayat arşa kadardır. Maddi hayat aynı hayat. Cennet aynı hayattır. İnne daril ahirete lehiyel hayvan. Her şey orada canlıdır. Aynı hayattır. İyi misin Emre? Burada mısın abi? Tamam. Mekan da oraya bir kadar gidiyor diyebilir miyiz? Senin mekanı anlayışına bağlı. Sakın ha bu mekanı bir yerlere taşıma. Çünkü bu taşınmaz. Tır götürmüyormuş bunlar. Şey geçiyor mu abi? Cism manevi geçiyor. Mekan var ama bu mekan, mekansız mekan var. Oralar garip bir yer ya. Ya burada nasıl duruyoruz? Acayibime gidiyor ya. Bunlar nasıl duruyor burada? Niçin patlamıyor? Fiziksel de öyle. Nükleer enerji değil mi bu? Ya bir atomun üzerine içinde nükleer bir enerji yok mu? Ya bu nükleer enerji bu zeytinburnu yok etmez mi? Nasıl tutuyor kardeşim? Ne var üzerine baskı ya? Niye patlamıyor orayı anlayamıyorum. Yani ne demek biliyor musun? Bak niye patlamıyor? Atomun patlama var ya nükleer bir enerji. Patlamaması için ondan güçlü bir enerji basması gerekiyor ki. O da kuvvettir. Şey ne diyorlar? Fizik ne diyorlar? Fizik ne dediğini bilmiyorum. Daha bence onu bulamadılar ya. Onu bulamadılar. Basan kuvveti. Bak bir daha söylüyorum. Sen biliyorsun bu işi. Atomun içerisinde nükleer enerji yok mu? Yani bu tesisler kurulmuyor mu? Nükleer santrallar demek atomun atomun enerji donmuş olan enerji atomdur. Bu donmuş olan atomu enerjiye dönüştürmek nükleer santral. Üstünü kaldırmak demektir ya. Kontrolü kaldırmak. Allah burada bunu tutmasının gücü şu. Bunun patlayacak bir şeyi tutabilmek için nükleer santral var ya, nükleer santral atomu dışarıya çıkarmak için kullanılan teknoloji ve yöntemden daha üstün bir yöntem olacak ki onu enerji madde olarak tutsun. Çünkü daha bilim enerjiyi maddeye dönüştüremiyor. Yani nükleer bir enerji patladı. Dur bir dakika, bir tarafı çevirelim örtüyle. Hadi sıkıştıralım, atom yapalım. Yani yanan odunu burada hiçbir yerde gitmesin. Yanan odundan duman, ısı, ışık, renk vesaire çıktı mı? Hadi bakalım bir teknoloji kullanın, odun yapalım bunu tekrar. Hadi enerji çıktı, odun yaprak oldu güneşten. Yaprak, çiçek, kelebek oldu. Hadi geri yapalım, güneş yapalım. Kelebeği güneş yapalım. Buna entropi deniliyor. Bak bu yoktur şimdi. Yok. Bu kullanılan teknoloji yoktur. Şöyle. Burada yok. Ama kabul edin. Çiçek kabul edin. Buna bakarak elde edilen ilim ile, çok demiştim bunu size. Buraya bakılarak elde edilen ilim ile bu yok iken bunu yapan ilim aynı değildir. Bu ilimle siz bu ilme varamazsınız. Bir daha. Bu çiçek kabul edin. Çiçeğe bakarak fotosentezdir, aşağı yukarı işte karbon şöyledir böyledir, bir sürü elementler seviyesine kadar, kuantuma kadar elde ettiğin ilim var. Senin ilminin kaynağı budur. Bu ortadan kalkarsa ilim de yok olur. Tamam? Hı. Ama bunu meydana getirecek ilim, bu kalkarsa o ilim zaten vardır. Ne olur bunları bir yazılsa da harika olurdu. Bak, bu çiçek mi? Bundan elde edilen ilimler var. Sağ, solu, alt, üstünü, bugün yani fotosentezdir, elementtir, elektrondur, tamam.
bizim benim bir ilmimin kaynağı budur. Bunu ortadan kalkarsa benim ilmim ne olur? Yok olur. Ama maalesef bu yokken bunu meydana getiren ilim bunun kalkmasıyla da zaten vardı, vardır. O zaman benim ilmim buna bağlıysa, bu ortadan kalkarsa benim ilmim yok oluyorsa, bu ilim buraya bağlıdır. Bu ilimle yokken bunu meydana getiren ilme varamazsınız. O esmadaki ilim. Allah'ın ilmiyle beşer ilmi farkı bu. Bizim ilmimiz ilmi maluma tabidir. Allah'ın ilmi maluma tabi değil. Değildir. Bizim ilmimiz ilim maluma tabi işte, gördün mü? Malum bu. Ortadan kalkarsa sendeki ilim yok olur. Bir şeyi böyle yap. Pencereyi. Aslanlarım benim. Hadi bakalım. Bunu bile koyamıyorum. Elim şey oldu. Vahiyle ona verebilirsin ama abi. Biz, o esmadan alıyorsun. Biz ilmimizle maluma kaynak, bizim malumumuz, yani malum kaynak olduğu için ilimle maluma varıyoruz. Ama evet, kaynak olan ilme gidemiyoruz. Gidemez. Hiçbir zaman olmayacaktır. Ancak sen en iyi bilen sensin. Demiş Peygamberimiz. Kendi, seni en iyi bilen sensin. Allah demiş. Benim ilmim buna bağlı ve bağımlı. Bu kalkarsa benim ilmim gitti mi? Gitti. Ama bunu meydana getiren ilim hala var mı? Var. Çünkü bu yokken vardı. O zaman be o ilimle o ilime hiç benzemez ve varılamaz. Çok tuhaf. Alim şahadeti her şeyi böyle bak. Motor zorlanıyor. Ömer Abi Hazretleri de böyle peygamberimizin ayak izinden veriyordu bu şeyi. Nasıl anlamadım? Peygamberimizin ayak izinden veriyordu. Kim? Ömer Abi Hazretleri. Peygamberimizin ayak izini, velayet yolundan giden evliyaların peygamberimizin ayak izinin izinden gittiğini söylüyor. Yani hı-hı, asla o ayağın şeyine varamayacaksın. İzinin, evet, şeyine varamayacaksın. Çünkü o gidiyor. Neye benziyor? Işık hızıyla giden bir insanı hiçbir zaman ışıkta olamaz, aydınlıkta olamaz. Bu ışıkta olamaz, başka bir ışıktadır. Işık hızıyla hareket eden bir insanı düşünün. Hı-hı. Işık ona varabilir mi? Vararken zaten gitmiş. Ses hızıyla hareket eden bir insanı düşünün, hepsi sizdedir. Ses ona ulaşamaz. Hatta kendisi konuşsa bile kendisi duymaz. Çak diye gider. Ses hızıyla gidene hepsi sağırdır. Sessizdedir yani. Ses hızıyla giden bir insanı düşünün. O adam hep sessizdedir. Işık hızıyla hareket eden bir insan hep karanlıktadır. Işık hızını açtı mı zaman yoktur. Mekan da yoktur. Bir anda her şey her yerdedir. Meleke budur. Peki bir tane de okuyalım. Hadi bakalım. Sizinle keyif veriyor. Sözler 517. Belki ruhun libası Haydar. O senin. Harun hatırıma geliyor. Belki ruhun libasını çok soruyor bu. Belki ruhun libası bir derece sabitmiş. Çünkü maddi ve manevi cismani şey bir derece sabitmiş ama tam değilmiş Harun. Evet. Ve letafetçe ruha münasipmiş. Yani şöyle düşün. Berza. Mesela. Suyla kabir mesela. Dünya değil. Ahiret de değil. Kıyamet kopunca ahiret olacak. Berza bir yönüyle dünyaya benziyor. Bir yönüyle ahirete benziyor. Annenin karnı. Çocuk 9 aylık. Doğdu. Bacım kaç yaşında çocuk? 9 ay bir gün demesi lazım. Çünkü 9 ay sonra doğdu mu? 9 ay 10 gün. Ne diyor? Sıfır. Bir günlük diyor. Lan 9 aydı biraz önce. Bir saat önce 9 aylıktı. Kaç aylık? Çocuğun ne kadar? 9 aylık. Öyle doğdu bir. O zaman Nurculara diyorum kaç yaşındasın? 2 yaşındayım diyor. Adam 46 yaşındaysa. Niye 44 sene yok? Sıfır. Evet. Nur'a doğdu. Berzahmış onu da. Evet. Şimdi bazıları sana böyle yaş hesaplayanlar var. Doğdu mu 1 yaşında gibi hesaplıyor. Birin üstüne ekliyor. Yaş falan. İşte o da benim gibi uçuk ya. Çünkü anne karnındaki çocuğun yaşı yoktur. Yaşı yoksa 9 ay niye diyorsun? 9 aylıksa niye bir o sıfırlandı? Nasıl yaş sıfırlanıyor? Bu 7 aylık doğanla 9 aylık doğan da burada aynı baş. Aynı, aynı. Ahirette şimdi 80 yaşına giden de 40 yaşına giden de aynı baş. Komutan kafası çalışmaya başladı. Yani. Bugün nöbetteymiş abi ondan. Öyle mi? Nöbet şey yapmış. Açsa. Dima 7 izledim abi. Dinledi. Dinledi. Nöbette mi? Evet. Dima 7 garip değil mi? Dima 7 ben çok hoş olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Çok hissiyatlıydınız böyle. Evet. Ekipte habire ateşe odun atıyordu. Çok kaliteli insan vardı. Almanya'da öyle insan. Ben çok hoşuma gitti. Çok o 3 kişi var ya. Yani şöyle diyeyim.
çok baktınca üçü. Üçü de şey yani mesela. Orada anlatıyordunuz şahsiyet manevi. Tabii o diğerleri saymıyorum onlar. Onlar da üç kişi, onların içinde üç kişi öne çıkmış. Bir tanesi ki Türkiye'de okullarda şey olmuş, kimyacı. Yüksek lisans için göndermiş devlet oraya. Yani acayip böyle patlamış yani. Sırf her şeyini bitirmiş yapmış, Türkiye'ye sırf oradaki hizmet için dönmüyor. Ben diyor aynı ortamı Türkiye'de bulamam. Bir enfusçiler bulmuşlar ki birbirlerine. Meczup. Çok güzel abi. Çok hoştu. Çok hoşuma gitti o ders. Devam edeceğiz onu. Ha, şimdi onu kapatıyorsun, şöyle yapıyorsun abi. Tekvinde kaldı abi, oradan devam ederseniz o dersin. O zaman değil mi? Tekvinde mi kaldı? Aslında onu için izlemiştim, orada bitirdiniz. Tekvinde. Evet. Tekvin mi demişim? Orada kalmış abi, tekvinde gelmemişsiniz. Allah Allah. Tekvin nereye götürdü şimdi? Tekvin adı bile yetiyor. Zat-ı sıfat, tamam mı? Tekvin. İçinde bir sürü alimlerden bir tanesi Adem var. Az önce konuşuyorduk. Tekvin sıfatı içinde bir sürü alemler içinde. Bilinmiyor ne kadar. Bir tanesi Adem. Emir ilim bir dalı verdi orada. Dalsız dalmış. Nasıl dalmış, nasıl olmuş. Ondan sonra vücudu fışkırttırmış. Vurması gereken şeye kadar. Yani yukarıdan aşağı taş attılar. Nereden? Okyanusa, aydan. Başka birisi geldi, güneşten taş attı. Daha fazla dalga yapar değil mi? Daha sert. Daha durmaz. Ne yapar bu? Daha çok Karadeniz'in dağlarını oyar. Ama aynı taş, dikkat et. Taş aynı. Attığı yer farklı. Bismillah. Adem'i mi vuruyor? He? Adem'i vuruyor. Adem'i vuruyor. Adem'e vuruyor. Çünkü çok uzak buradan. Güneşten attın taşı okyanusa, aydan attın taşı, Ağrı Dağı'ndan attın taşı, uçaktan attın taşı. Lan aynı dalga mı yapar? Karadeniz'i aynı mı oyar? Aya Karadeniz dağları oymak demek, ova yapıyor da oya ova yapıyor. Yani tekvine, ya tekvindeki Adem'e ilim taş atıyor emir. Düşen taş at emir. Vurdukça ne kadar uzak? Buradan uzağız. Tekvine. Levh-i Mahfuz'dan daha yakınız. Daha fazla çıkmıyor. Allah'ın vücut ilimleri Levh-i Mahfuz'da iken, cennette iken çıkmaz bu kadar. Adem onun için anlamadı. Geldik buraya, uzaklaştık. Adem'den ne kadar tebaat ettik. O kadar taşımız sert yaptı. O zaman Adem'den fazla ses çıktı. En sonunda Bismillah. Bak o dersin tesiriyle neler çıktı. Sirayet etti o dersin. Altı seviyor beni ya. Anladın burayı, bu çok önemli de ondan sonra böyle çıkacağım inşallah, Allah beni çıkartacak şimdi. Oraya dalmayacağım, bu konuyu da şey yapmayacağız da. Şimdi bak, uçaktan taş atıyorsun okyanusa, aydan taş atıyorsun, aynı taş ama. Güneşten atıyorsun, taş aynı. Yaptığı dalga ve dalganın tesirleri aynı mı olur? Adem, tekvindeki Adem'e kabuk karşısından taş attın, arş azamdan taş attın, arştan taş attın, Adem aleyhisselam cennetten attı. Cennetten attı. Geliyorsun mu ya? Uzaklaşıyorsun ondan. Uzak. Levi Mavi ispattan taş attın. Geldik alemi şahadete. Buraya geldik, tamam mı? Buradan da bir taş attık. Aynı taş. Adem'de aynı şey mi çıkar? Onun için Adem'den en tebaat edip en çok onu kızdıran burasıdır. Onun için en çok ben seni yok edeceğim diyen de Adem bizedir. Şuursuz şuurludur. Şu ruhsuz ruhtur Adem. Şuursuz şuurdur, ruhsuz ruhtur. İnsanın hem ruhu hem şuuru hem şey olacak. Çünkü tekvindeki Adem. Adem ama ben Adem'in sırf mıdır? Adem mutlak yok zaten. Adem mutlak yoktur. İlmi mutlak çünkü sıfat. Buraya gelelim. Şimdi gelelim şey. Demek orayı dinledim. Rolli basın. Evet, dinlediğim tamam. Belli oluyor. Şey, garip bir şey ya. Kafa hep orada. Kopartma. Gel, sen geldin mi abi? Ben gelemiyorum. Bak, 517 sözler. Söz nefis. Sana kahve ikram edeceğim. Dersten sonra size kahve yapacağım. Harika kahvem var. Güzel. Peki, koparmanın adı bir şey. Ders arasında yapmıştık geçen sefer. Gene de yapalım.
Şunu okuyalım bir yapalım. Ondan sonra devam ederiz. Çünkü namazımızda daha çok var. Bir saat geri alındığı için. Abi dur. Ya. Ama bu ayette şuraya bir gidelim. Belki ruhun libası. Ruh neydi? Dur. Ezber yok. Ceber. Evet. Ceber. Buna bir tane getir paket. Ziyaya. Getir bir paket daha. Ziyaya. Buraya tak. Getir. He? Kanunem. Vücuda alet. Tamam. Şimdi bu parçaların dağılır. Bilya. Bilyanın içeride bir tane şey yok mu halka? Buraya bilyaları dizdik mi? Dağılır bu gene. Bir tane de halka getirsene kardeş buna. Bu halkanın adı ruha münasip. Bir derece ruha münasip. Bir bedeni misali bir gılaf-ı latifi giydirilmiş. Bu ikinci bilyanın şeyi, halkası. O maddi ve manevi cismaniyettir belirli bir yere kadar, tamam mı? Ben buna cismaniyet nereye gitti abi? Bir şey bak şimdi, oraya kadar onu diyeceğim biliyorum. O ruha giydirilen ikinci halka, lef-i mahve ispata kadar maddi cismaniyet var. O bir bedeni misali bir gılaf-ı latifi tek madde değil. Birinci maddesini söylüyorum. İçerisindeki madde. Girmeyelim dedim ama o ruha münasip bir gılaf-ı latif bir bedeni misali giyer ya 517 sözde. O bir de o gılaf-ı latifin kendisi nedir? Bir, lef-i mahve ispata kadar cismi maddidir. Ondan sonra cennete kadar cismi manevidir. Bu da ondan sonra lef-i mahfuzdan çünkü şöyle diyeyim çıplaktım ben çırıp çıplak 10. kattan 10. katta don giydim 9. katta atlet giydim 7. katta gömlek giydim öteki tarafta 6. katta şarlar giydim ta kapıya kadar ayakkabı giydim tamam mı abi şimdi ruh nereden gelmişse her geldiğinden bir şey örtündü. Örttü. Örttü mü abi? Evet tamam. Çıktı dışarı. Bu gılaf-ı latifi oluşturanlar ta aşağıdan lef-i mahve ispata kadar olanlar. Heh. Maddi tarafı. Heh. Öbürsü arştan yukarı olan tarafı. Heh. Peki ortası ne abi? Şimdi bak. Şimdi bir sırayla gidelim. Arş ya. Tamam. Arş da ceberi ruh mu? Şey arş-ı azam. Cevher, arş-ı azamda bunlar takıldı mı? Gılaf-ı latif takıldı mı? O gılaf-ı latif demek, yani bu ruhu burada tutacak. Nerede tutacak? Lef-i mahfuzda. Lef-i mahfuzun şeyleri, yapısı sar onu. Çünkü ruhu burada tutamazsınız. Ruh arş-ı azamın özelliğidir. Lef-i mahfuzda tutamazsınız. Lef-i mahfuzda onu çekmek, indirmek için lef-i mahfuzdan bir şey giydirmen lazım. Ya kameradaki videoyu nereye sığdıracağız Hasan abi? Havada olan videoyu sizin görüntünüzü ben nereye yazacağım? Kameranın içine yazacağım. Vücudu harici yazacağım ya. Harika. Doğru. Yaygın olan beni nasıl sıkıştıracaksın? Harika işte. Neye yazacağım ya? İsrafil'e yazacağım. İsrafil'e yazacak. Tamam şimdi. Şimdi bak. Şeyde. Kızıyorum abi dinlemiyorsun beni ya. Ben anlatayım bunun temellerini size. Durduralım şu dersi. Tamam, sana bir özel ders açacağım. Dur, yok, alacağız bunu şimdi. Şimdi, arş-ı azamda mıyız? Cevher miyiz? Evet abi. Ruhun cevheri miyiz? Arş-ı azamdayız. Ziyayattır. Koy. Ziyayat. Zişur. Kanunem. Vücud harici. Bunu tutamazsın da patlar ya, dağılır bu. Nasıl tutacaksın? Bu bilyanın iç bileziği. O ayrı asıl abi. Durduralım ben anlatayım. Durdurmaya gerek yok anlatmak merak ediyorum. Şimdi. Tamam. Buraya bağlı olmayın ya. Silersiniz her şeyi. Şimdi. Ruh ciheti. Sen ruh, tabii sen yazılım şey versiyonu. Ruh ciheti yazılım versiyonu. Şimdi. Bunu nereye koymam lazım benim? Yazılımı Windows'u hard diske indirmem lazım. Hard disk nedir? İsrafil'in vücudu vardır hard diskte. Zişur'u da aydınlatacağım inşallah da. Şimdi ruha bir vücud-u latifi giydireceksin. Yazılıma bir vücud-u latifi giydireceksin. Şimdi ben konuşuyorum burada birçok alemde basıyor. Diyorum ki araba, taksi, hastane, Hasan abi geldin mi? Kule, bayrak. Şimdi bunun içine bir yazılımı yazarken koda başlarsın, bismillah dersin. A harfini aldı mı bilgisayar der ki, kod sistemi işlemeye başladı der. A harfinin
soyadı soru işareti. Yazılım durumuna göre fark eder. Kodlama başladı der. Ben burada işleteceğim bir program var, bana komutlar zinciri geliyor der. Derim ki buraya git, buysa A yap, değilse B yap. Sonra gel burada bunu yap, bu değilse bunu yap, değilse bunu yap, buysa bunu yap, bulsa bunu yap. Heh, program bitti. Tekrar aynı kodu koyarım. Buna ben vücud latifi giydirmiş olurum. Kodun başlangıç satırı ve bitiş satırı. Ama bu yazılımdır, maddi ceset değildir. Bunda manevi ceset vardır. Bu ikisi arasındaki manevi vücuda ben latifi grafi giydirmişimdir. Ben bunun arasına, iki kodun arasına şey koymuşumdur, sınır koymuşumdur. Buna vücut vermişim. Ya da şöyle diyebilir miyiz? Ha, iki notlar vücut vermişim ama grafla içine bir sürü şey koymuşum. Tabii maddi beden değil bu. Çünkü kodlar sürekli akıyor bilgisayara. Kodlar sürekli akıyor. Ben buna diyorum ki A, Bismillah dedim. Bak kod başlattım dedim ben. Buradaki kodu işleteceksin diyorum sana. İçine kol komutunu yazıyorum, ruhunu. Bitiriyorum burada. Vücudu latifini burada başlandırıp ve sonlandırıyorum. Yoksa bilgisayar bunun kod olduğunu anlamaz. Kılafı şu olabilir mi? Onun mesela o aslında o gördüğün sistemdeki görünen değil. O gördüğümüz kod şeklinde harflerle bizim tarafımızda tabii, tabii, bilgisayar gözüken, arkasında. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
bilgisayar bunu. Yani bize harf tarafı gözüken kısmı glaf'ı. Yani bunun içinde bir sürü 0101 dolu. Bilgisayar 01 olarak görüyor. Kardeşim ben sana nereye işleteceğim? Neyi çalıştıracağım? Ha ben bunu latifi glaf'ı giydireceğim ki bilgisayar ben o komutu işlettiğimde buradan buraya 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 bu komutları arka arkaya getireceğim işleteceğim. Film oluşacak. Her taraf 0101. Bunun hangi film olduğunu nereden biliyor bilgisayar? Buna bir manevi vücut giydirmem lazım ki filmin ikinci dakikası, üçüncü dakikası, beşinci dakikası, yedinci dakikasını karıştırmasın. Bu üçüncü dakika, beşinci dakika dediğim yerde bir satranç tahtası, bir kareli defter gibi düşünün. Kareli defterin her bir noktasında, her bir karesinde filmin farklı bir karesi var. Ama bu filmin vücudunun latifi var. Vücudu latif daha. Vücudu haricid yok daha. Tabii vücudu harici ekranda gözükürse vücudu harici diyor. Bu oradaki yazılımda glaf şey vücudu latifi var. Vücudu. O da şeyler yani o da kabuk giydiren yani o filmin hangi aralıklarda olduğuna kod şeklinde gözükmesi glafi latifi ekranda gözükmesi vücudu harici olacak. Arka tarafı yani 0-1'lerin olması 0 ve 1'in ayırt etmesi şuur misali diyorum şuur. Ben hep 0 ve 1'e. Çünkü A mı B'yi mi tercih edeceğim? B ise A'ya git, A'dan B'ye git. Bu şuur işte diyorum. O vücudun latifi, yani onun bir latif bir vücut var. Yani vücuttur ama latiftir. Madde değil. Maddi bir vücut maddede değil. Maddede olup madde olmayan. Yani o, mesela senin sima, ette olup da et olmayan. Yani o hard diskin içinde de sıfırlar, birler dolu ama bir film var orada, bir çiçek var ama latif bir çiçek. Onun için hard diskin içindeki hali, ekrana çıkmış hali tamam. Maddi bir çiçek. Sarı rengi var. Etrafında çizgileri var ama hard diskin içindeki hali latif bir durumda. Yani ekranda, bilgisayarda gözüken ekrandaki resimle ve hard diskteki yapı farklı. Farklı. Vücut harici giymiş ekranda ama hard diskte datalar şey var. Vücut latifisi var ama evet. Hard diskin içinde de bir sınırı var. Manevi vücudu var. Manevi yani. Vücudu var. Yani hard diskin içinde kodlar, bir sıralama, bir sistem var ama o kodun da başlangıç ve bitiş noktalarının bilinmesi lazım. Yani nereden nereye kadar ne şekilde işletilecek. Yoksa bütün kodlar birbirine... Orada gidiyor. Uygula bakalım o alemlerde. Bu alemlerde... Ruh cebeli aşazam. Ruh yazılım. Yazılım gibi. Tamam. Program. Nereye indiriyorum? Hard diske yüklüyorum. Lef-i mahfuza. Lef-i mahfuza yüklüyorum. Kalp üzerinde hep beraber bunların işlediği sistem işlemci üzerinde, kalp üzerinde işliyor. Evet. Ama tek başına yazılım olsa onun bir vücudu latifiye giydirmezsen ben yazılımı yazılım olmaz. Vücudu hariciye giydirmezsem bu alemde kullanamam yazılı. Windows var, işledim kodu programı her yere yazarım. Ama ben Windows'u çalıştırabilmem için kameranın içindeki görüntüyü seyrettirebilmem için size kameraya kaydedebilmem lazım bunu. Ha Windows'u da oraya kaydetmen lazım. Tabii. Yani ruh var, bu kod yazılımı var ama bunu ben CD'ye kaydedip bilgisayar ortamında size sunmazsam bu ruhu, ruhu sizin yazılımı kullanma, Windows'u sizin kullanımınıza vermezsem ben
Nasıl bunları istifade edeceksin? Yani şu, kameranın çektiğini bilgisayarda gözükebilmesi için bilgisayardaki Windows'a göre kamera çekmesi lazım. Tabii. Yani dolayısıyla Windows'un yazılımını kameraya önceden yükleyeceksin. Kamera ona göre yüklüyor. Öyle mi? Kameranın işletim sistemi farklı. Heh. Onlar aralarındaki farklı diller ama hani bilgisayarı biz kullanıyoruz. Yani ben Windows yazılımını, hard diske yüklenmiş olan yazılımı işlemci üzerinde hayatla birlikte çalışan ama bir de vücut harici olması gereken, çünkü ailemi şehadette olan yazılımı ben kullanıyorum. Bu dört tanesi ayrı melek. Aslında dördü bir araya gelince ortaya çıkıyor. Birincisi ne dedin? Program dedin. Tek İkincisi hard disk. Ruh programı tek başına işlemez. Yani işte, olsa ne olur? Çekirdeğe yüklemedikten sonra nasıl bu alemde çiçek olacak, ağaç olacak, böcek olacak? Yani demek ki birincisi arş, şarj azam, Cebrail, Çağzrail. Yazılımcıydı Azrail. Yazılım. Azrail. Ötekisi işte hard disk, Levmont, Cebrail. Cebrail aleyhisselam. Ondan sonra şuur ise Mikail aleyhisselam. Onu tam oturtamadım ama zaten kanunun bir şuur yapısı var. Çünkü bak şimdi şurası şuurdur. İsrafil hayattır. Ha, şuur budur. Mikail, özür dilerim. Mikail. Bu şuur bu. Mikail. Hayat İsrafil. Bak Azrail, Cebrail. Tamam. İsrafil kürsiye, nefis. Nefis evet, olunca şuur oluyor. Bu ikisine hiç çalışmadım. Onları, ben ruh programı çalıştığım için bunlar tamam. Bunu da inşallah oturturum. Ama dördü bir araya gelince aşağıda varlık. Yani bu dördü Azrail, Cebrail, İsrafil, Mikail ortaya çıkışı sen. Evet, benim kalbimde orada gözüküyor, işlettiriyorum onu. Bir arada dördünün cemiyle ben oluyorum. Yoksa onların bir tanesi olmasa çiçeği çıkmıyor. Çıkma. Şimdi bu bir tanesi sök. O pat diye düştü o. Olmadı ki. Peki abi bu mesela benim ruhum, sizin ruhunuz, işte nişanın ruhu şeklinde. Onun yanında otur. Ayrı ruhların olması bu glafi latiften mi kaynaklanıyor? Yani o glafi latifi tek bir ruhu her bir kişide farklı bir tayinleştiriyor mu? Onun için mi kullanılıyor o glaf acaba? Yani öyle bir özelliği var mı? Yani aslında cevher itibariyle herkeste ruh cevheri aynı. Fakat cevher itibariyle aynı. Fakat yüklenen zihayat farklı, zişur farklı, kanunen vücut harici bu farklı, sıfatlı buradan zaten başlıyor. Onlardan mı farklılaşıyor? Oradan başlıyor tabii. Onların meratibinden tabii, farklı. Tabii, buna uygun, şu dört taneye uygun glaf-ı latif bir beden misal. Şöyle diyeyim, şu bilya düşün ya bilya. Bilyanın birinci şeyi, ne diyor, bileziği. Bir de iki, şu bilyanın yatağı. Bunun üzerine bilyalar koyduk mu misketler? Evet. Bunu nasıl tutacak? Burada bir tane şey olması lazım, bilezik olması lazım. Bu bilezik içerideki bileziğe göredir. İçerideki bilezik biraz da büyük olsaydı diş bileziği daha büyük olur. İçerideki bilezik daha ufak olsaydı dışarıdaki biraz daha ufak olur. Yani müstakil gibi gözükürken ona paraleldir. Ona uygun. Münasip. Ona öyle diyor zaten. Münasip. Bir derece sabit ona uygun. Yani şuradaki bilyanın bileziği ne kadar büyükse dıştaki şey de o kadar büyük olacaktır. Halete göre. Ama hepsi farklı. Halet. Belki ruhun libası şu bilezik. Bir derece sabit. Şu yönteme bakıyor içerideki. Zihayattır, zişurdur, karnı, vücut harici. Bunlar sabit. Herkes de aynı. Ama yapılar, içeri dereceleri farklı. Letafetçe ruha münasip buraya uygun. Şu bilezik. Buraya uygun. Bir glaf-ı latifi var şuranın şurası. Bir beden misalisi vardır. Okuyalım bakayım ne demişiz. Demek o glaf-ı latif arştan ruha, ben şunu kastetmeye çalışıyordum. Ondan sonra bunu okuruz. Şimdi arkadaşlar. Ruh cevher mi? Evet abi. Arş-ı tamam. Azam. Arş-ı azam. Zihayattır, taktım. Zişurdur. Kanun emr. Vücud harici. Ben daha bir şey giyeceğim. Bu darmadağın olacağım. Böyle bir acayip bir sistem. Arş-ı azamdayım.
Lef-i Mahfuz'a gelince bir dakika bir dakika her tarafımı mahvediyorsun dedi Lef-i Mahfuz. Hemen bana Lef-i Mahfuz'un bütünlüğünü unutma. Lef-i Mahfuz'un bütünlüğünü sarmaladı buna. Glaf-i Latife değil mi? He, Glaf-i Latife oluşturuyorum. Glaf-i Latife yok daha. Oluşuyor. Aman oluşturuyorum başka. Daha. Bak bir daha. Kat, kat, Ruhçe vereyim. Tamam abi. Zihayat. Zişur. Kanun emr vücudu harici. Zişur. Dört yer ya. Kanun emr vücudu harici. Arş-ı azamdayız. Mutlak ve muhitim. Mahiyen yok öyle bir şey. Tamam. Şimdi bunu tutacaksın arkadaş. Bunu burada tutacaksın. Hı-hı. Bu adamlar uçuşuyor. Hı-hı. Şu uçuşuyor yani. Aşağı indim. Bak şuradan Lef-i Mahfuz aşağı indi şuraya. Aa, şey diyor ki Lef-i Mahfuz bir dakika bir dakika her tarafı darmadağın ettin yani. Orayı yok eder yani. Yani şuradaki kanun buraya gelince daha Glaf-i Latife oluşturuyor. Lef-i Mahfuz'un şu alemin bütünlüğünü simgeleyen, bütünlüğünü taşıyan bir tane bez kondak sardı. Abi bir şey söyleyeyim mi? He. O zaman bu Glaf-i Latif dediğimiz hepsinin ayrı cismaniyeti var. Bak. He. Hepsinin bütünlüğü Glaf-i Latif. Uzaya çıkınca astronotun kıyafet oraya münasip olmak için patlamaması. Bunda gidersin basınç yanar patlar. Basınçta patlar. O elbise değil astronotların. İçerideki basınca karşı dışarıdaki basınç yok olmuş. Yok olmuş. Mesela denizin niye vurgun yiyor? Aynen. Değil basınç mi? Mesela içerideki basınç 2. Denizin dibine basarsan 7. Basınç arttığı için bunu ezer. Tersine cip aya içerideki basınç 2, dışarıdaki basınç 1. İçin patlar diye. İşkemen dışarıya dökülür. Onu tutması için o elbise yapılmış. Şimdi bak bu adamı buraya gelince tamam mı? Aşağı iniyor. Vurgun yiyecek. Vurgun yiyecek yani ezecek onu. Yukarıya çıkınca dağılacaktı. Şuradaki sistem... Aşağıdaki denizin dibi gibi oluyor. Denizin dibine gidiyoruz şimdi. Denize basınç gidiyoruz. Artıyor. Tamam mamaya ineceğiz yani. Buraya gelince aşağı yapıyoruz. Aşağı basınca bu beni deniz dibince o basınç içeride vücudumda 5 derece basınç var diyelim. Bak vücudun basıncı var dışarıya karşı. Denizin basıncı artarsa beni tost eder. İçerideki basınç dışarıdaki nezerse işkemem dışarıya çıkar. Dengeli olması lazım. Onun için alim şahadet yapmak çok zordur işte. Şimdi o ruhun zihayattır, zişurdur, kanunen, vücudu harici dört mü? Lef-i Mahfuz'a indim. Lef-i Mahfuz'a indiğince bütünsellik ne yapıyor? Aşağı doğru inince basınç yiyecek, darmadağın edecek. Bir dakika diyor. Lef-i Mahfuz'un genelini simgeleyecek buna uygun zihayattır, zişurdur, kanunu vücudu harici. Buna uygun bir bedene misali bir Glaf-i Latife yani bir bilezik. Sardı mı kardeşim kondak? Sardı. Ruhtaha dur. Sonra aşağı doğru iniyor. Arş dedi ki bir dakika bir dakika. Yani sen Lef-i Mahfuz'a göre bir elbise giydin ama benim buraya göre değilsin. Gene burada da darmadağın olur. Darmadağın olursun. Aşağı uygun da bir tane de giydirdi mi kardeşim? Yani su akmasın diye musluğa şey yaparlar ya, şey sararlar. Akmasın diye. Ot bir şey sarıyorlar ya şey. Üst kenevir. Kenevir. Onun gibi. Üstübi gibi. Hı-hı. Tamam mı? Şimdi sarıyoruz bu bilyanı. Ağaçta bir ona uygun bir şey giydirdi mi? Hı-hı. Yani Lef-i, o bir Glaf-i Latifi tek şey değil. Lef-i Mahfuz giydirmiş. Ağaçta giydirmiş. Cennet giydirmiş. Cennet giydirmiş. Daire ilim giydirmiş. Daire hayat giydirmiş. Kürs, nefis takılmış. Nefis giyiniyor takılmış. Mu? He? O giyiniyor, takılıyor. Takılıyor. İşte bu. Takılıyor. Bu bitti artık. Şimdi bunu işte bu takıldı. Ondan sonra geliyor buraya. Şimdi bu ruha münasip bir bedeni misali, bir Glaf-i Latif böyle bir Cemul Cem veya Camul Ezdat yani bütünsellik veya zıtların cin. Yani böyle bir Glaf-i Latif, böyle ruha münasip ama. Bir beden misalisi bir Glaf-i Latif var. Nerede vazife yapacaksan işleri ona uygun orada bir
şey gidiyor, sisteme entegre olması yani. Natifleşiyor ona göre. Kesifleşiyor diyelim. Kesifleşiyor. Yani evet, tabii aşağı doğru. Aşağı kesifleşiyor. Buraya gelince, bundan sonra ölüm ve helakettir deyince bütün ağırlıkları kalktı. Zaten bu uzası kabuk kalpsen ruh baskın tutmuştu burada. Dur burada dedi bu kabuk kalpsen. Yoksa bundan sonra patlar, ölüm ve helakettir. 641. Ondan sonra bu basınçta kalktı mı bu B, artık sen sen yoksun. Ne olduğun da belli değil. İşte ölüm ve helakettir. Şimdi buradakini okuyalım. İsmailiyete bağlayacağız değil mi? Ta kendisi zaten ya. Yani kullanmadığınız cümleyi de onun için. Daha öyle bir şey yok. Neredeyiz onu da bilmiyorum. Dur bakayım. Şey, Glaf-ı Latif'te bu adam çok bir haftadan bir aydan beri Glaf-ı Latif soruyor. Tamam. Belki ruhun libası imiş. Bir derece sabitmiş. Letafetçe ruha münasipmiş. Bir Glaf-ı Latif'i bir bedeni misalisi vardır. Yani Glaf-ı Latif tek ruha sarmalayan bir Glaf-ı Latif yok. Bir de bedeni misali var. Evet. İki şeydir o. Sarmalayan iki şeydir. Bir Glaf-ı Latif bir bedeni misali. Yani içi dışarıda, dışı içinde. Fihi mafi. Yani öyle bir oraya mesela öyle bir şey sarmalıyor ama hala adam içi dışında. Yani örtmüyor, örtemiyor ama tutuyor nasıl oluyorsa. Yani dışarıdaki içini örtmüyor, içi dışında ama patlamıyor. Zaten mevzu burada örtmek değil, tutmak aslında. Tutmak he. Örtmek, aferin çok güzel tarif ettin. Simaya benziyor. Güzel, senin de güzel bir lafın bu oldu. Bugün. Yani örtmek değil, tutmak. Bulundur, şey yapmak. Demek o Glaf-ı Latif arştan ruha giydirilmiş. Çünkü cismaniyetin ucu cenneti de kapsıyor. Arştan aşağıya olana acaba diye şey yapmışım, kayda düşmüşüm. Glaf-ı Latif denir mi? Ruha giydirilmiş. İki, hazır zamana kapsı hazır zamana hapsolmamızın sebebi neymiş? Şimdiki zaman hapsı. Hissiyat insani ruh derisine çıkamadığı için. Üç, zamanla mukayyet olan cismi maddi glafına sıyrılıp tecerrütle ruha yükselip başka? Ruh zamanla mukayyet değil. Hissiyat insaniye ruh derecesine çıktığı vakit hazır zamanı genişlenir. Başkalarına nispeten mazi ve müstakbel olan vakitler ona nispeten hazır hükmündedir. Başkaları. İki madde daha kaldı. Bedene cismi latif kılafını giydirmek demek zamanı giydirmek demektir. Bu maddi tarafı. Yani cismi maddi dedik ya, hı hı. Ruha glaf-ı latif giydirmek demek, lef-i mah ve ispatı giydirmektir, zamanı giydirmektir. Şimdi glaf-ı latifi ikiye ayırmış. Glaf-ı latifi ikiye ayırmış. Bir, burada cismi maddi dedi. Maddi tabii. Yani zamanla mukayyet. Şimdi ruhun maddi yönünü buradan alıyor. Yani lef-i mah ve ispattan zaman budur. Cismi maddi glafını yani zamanı giydi. Tamam abi. Tamam mı? Buradan. Buradan bu buradan buraya kadar cismi maddi. Arşa kadar. Şuradan manevi. Şuraya kadar da manevi. Cismi manevidir. Tamam. Yani o zaman ruh bu glaf-ı latif bedeni misalisi bu ikisinin cemidir. Ama buradan aldıkları şey ise bedeni, glaf-ı latifi bedeni misal. İkisinin cemine mi artık diyeceğiz? Çünkü glaf-ı latif tek şey değil. Glaf-ı latif, şey ruha... Maddi, bir, manevi, glaf-ı latif. Yani bir bedeni misal bir glaf-ı latif. Glaf-ı latif, glaf, yani latif bir glaf, bu. Bedeni misali var. Yani bedeni misali demek... aynadaki güneş ne aydır ne gayrıdır. Güneşin hasretine sahip. O zaman merkezdeki ruhu dışarıda olabilmesi için ama lef-i mahfuz giydirdi. Aşta giydirdi. Giydirdi ama içini örtmedi, tuttu. O da bir bedeni misali diyebiliriz. Timsel misal gibi olabilir. Evet. Aynı miraç. Şu o ruha giydirilen bedeni misali şuradan şuraya kadardır. Peki onun maddi manevisi var mı abi? Glaf-ı latifim var. Onu bilmiyorum. He, onu... Beden misali, maddi ve manevisi.
herhalde maddesi olmaz ama ama buraya uygun bir şey olur, mutlaka olur. Onu bilmiyorum. Glaferatifin belli şimdi. Lef-i muhafızdan oraya kadar maddi, yukarısı arşa kadar olan manevi. Evet. Bedeni misalde arştan yukarı olarak şey yaptık şimdilik. Şuraya kadar. Öyle mi? İkisi beraber. Orada aşağısı şuur. Ayırdı mı? Hararet, kudret, zaman hepsi birlikte oldu arasında. Ve buradan, evet. Şuur, çünkü güneşin şuur şuuru olsa dedi. Evet. Şuuru, kudreti, hararetidir dedi. Olabilir zaman dedik. Aşağısı zamanı maddi. Bunların hepsi bir şey ifade ediyor. Yani cisim, yani şu harita var ya, elimizde olmasa hiçbir bu derste yürüyemezsin. Ne diyeceksin ki? Yani böyle besmerden konuşacaktık, atacak. Dün dediğini bugün tutmayacak, bilmem ne yani. Ne gelmişse. Şu anda ölçüm kuru. Bunu bu işte sembol ve simge olunca bir şey mizan olunca konuşuyoruz. Konuşmak kolay oldu. Bedeni misalin manevi şeyini yaparsak abi onu daha yukarı taşımak olur mu aşağıdan yukarına? Yok oraya şey yapamazsın çünkü ruha giydirilmiş. He ruha giydirilmiş. Ruhsuz bedeni misali kulu kullanamaz, konuşamazsın. Orada ruh yok mu yani yukarıda? Nerede? Daha ceher, o mecbur. Yok. Orada ruh yok. Ruh ceberi tamam. Burada. Ceberi ruh burada. Tamam. Çünkü ruh mahluktur, verilmiştir. Tamam. Sana verilmiştir. Hani sana ne verildi? Vücut verildi. Hayat verildi. İnsaniyet verildi. İman ve İslamiyet verildi. Marifet ve muhabbet verildi. Kime? Sana. Sen kimsin? Evet. Soru sordu. Bu soru sormak 10 saat konuşmaktan daha fazla tesir eder şu soru. Sana vücut giydirildi, atlet. Vücut, hayat, üçüncü, insaniyet. İnsaniyet sana verildi, sen insan değilsin. Bunların hiçbiri değilsin demek oluyor. Hiçbirisi değilsin sen. Bir tek bir şey kalıyordu zaten. Bir şey kalmadı ya. Bak şimdi, sana vücut verildi. Tamam. Sonra hayat verildi, insaniyet verildi, iman ve İslamiyet verildi, marifet ve muhabbet verildi. Hey, sana verildi bunlar. Sen kimsin? Bana verildi gömlek, ben gömlek değilim. İnsaniyet bana verilmiş, ben insan değilim. Bab-ı insaniyet, ismi hakim cilvesidir. İnsan o kapıdan girecek. Bab-ı insaniyet aleminden insan girmesi lazım. Peygamberlerin vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmaktır. İnsan demişler bize, daha değiliz ki. Olan bu derse gelmeden önce insandık. İnsan da değil. Cehaletimiz artıyor. Bildiklerimiz de karıştı. Allah'ım ya. Derse gelmeden burası, insan. Burası değil. Burası Allah'ın en zitti olduğu için en camidir. Buranın kıymetini bil ki elimizden kaçmasın. Yani fazla uzun kalmak değil dünyada. Doğru olmak, verilen miktarı doğru kullanmak. İçini doldurmak. Zaman kaptır, onu doldurmak. Her şeyi zamanla alırsınız ama hiçbir şeyle zamanı alamazsınız. Evet. Hiçbir şey zamanla alamazsınız. Zamanla çıkmak. Hiçbir şey alamazsınız. Yani zamanı da yapması hakikaten Allah olması lazım. Allah Allah olduğunu en güzel denilen bir tanesi de zamanı yapmasıdır. Allah hakikaten garip bir şeydir ya. Zaman eşittir cismi maddi oldu. Zaman eşittir kudret, şuur. Bu şeyde ruhun dört özelliğine sahip. Niye dedim biliyor musun? Bir ip var ya, ip halat. Tek şeyle mi oluyor iple? Halat, belki de binlerce ip tanelerinin bir araya sarmalasın. İşte glaf-ı latif böyle bir şeydir. Yani glaf-ı latif ip gibi düşün. İp bir şey değildir. İpin üzerinde, içinde belki de binlerce. İstanbul Boğaz Köprüsü'nü şey yaptım da dedim ki mühendise söyledim. O dedim halat döküm müdür tek şey mi? Hayır dedi. Binlerce kıl gibi çelik tellerin yumağıdır dedi. Bir tek döküm değilmiş. Ondan daha sağlam. Ondan çok sağlam oluyormuş. Ne kadar ufak telleri bir araya getirirsen o kadar sağlam oluyormuş. Ne kadar tek şey yaparsan o kadar kopar. Hüccetler bu. Şimdi ruhun glaf-ı latifi bir o giydirilen halat içerisinde aklın hafsalan almayacak kıllardan daha ince tellerle sarmalamış.
kaçmasın. Aşağıdan hepsi var yukarı kadar. Her şey var. Ve cismaniyeti burada tutsak. Adeta 18 bin alemi sarmalamış. Cismaniyeti oturtsak buraya mı edeceğiz? Cismaniyeti oturtsak buna. Cismaniyeti sonra giymiş de burada abi. Yani buradan giymiş. Glaf-i Latif, bedeni misali. Glaf-i Latif, manevi. Buraya kadar. Şuraya kadar. Maddi, şuraya kadar. Tamam abi. Cismaniyet buraya kadar. Şimdi... Manevi cismaniyet abi. Yani manevi tabi komple olunca, yani cismaniyet deyince buraya kadar geliyor ya. Glaf-i Latif'in cismaniyet, o sarmaların içerisinde neredeyse yarısı. Çünkü Glaf-i Latif'in yarısı şuradan aşağıya, şuraya kadar, şuradan. O Glaf-i Latif'in de yarısı burası. Ama tam ya, cismaniyetle örtüştüremedik. Olmaz. Çok nakıs olur, basit tamam. Olur. Bak bir daha söylüyorum. Boğaz Köprüsü'nün halatı böyle pek bir döküm değildir. Kopar hocam dedi. Mühendis söyledi bana. Hı-hı. Orada bir şey denk geldi. Ondan sonra beni tanıdı. Devriye, vardiya dövünüş yapıyorlardı bakımla. Ben orada da HGS'mi doldurmak için girmiştim. Hocam bir dakika hocam dedi. Falan heyecanlandım. Eğer Nurcu'ymuş. Boğaz Köprüsü'nden çalışan. Evet. İkinci Boğaz Köprüsü'nün çalışanlar var ya, Japonlarla beraber çalışıyormuş. Ondan sonra mühendis falan. Ne oysa oturduk, o bana hep şeyi sormak istiyor gaybı. Ben de ya bu halatı bir sorayım dedim. Bir şey almaya çalışıyorum. Gel dedi. İçeri girilmeyecek yere götürdü beni. Bu halatın kesimini gösterdi. Bir baktım ki nihayetsiz. Teller. Böyle kesimini görünce tırrrrt. Yani ağlamam geldi ya. Çok etkilendim. Nerelere geçtiniz oradan, o köprüden? O şimdi, hocam dedi, hakikaten doğru söyledi. Kulağı çınlasın ve takip ediyormuş enfusu. Hepsini takip ediyorum. En az, her bir dersi 3 defa dinliyorum. Enfusu diğerlerini değil diyor. Enfusu en az diyor, bitirmeden yapmıyorum de. Bunu dinleyecektir. Dersine dedi, yansımasını dedi, o için şey yaptım. Bunu kesti, gösterdi mi kesildi. Hem bilgisayar, yok bilgisayar ortamını istemiyorum. Bana kendisini göster. Küçük maketi vardı böyle, binlerce tel. Binlerce tel, farklı teller. Ondan sonra altta üstte ben getirme şeyle hesaplar ayrılmış. Bu teli buraya hepsini ayrı. Yani bu rap diye böyle sarmala yok. Yani var ya böyle musluğu şey yapmak için neydi o dedik? Üstü bir değil de. Kenevir var ya kenevir. Kenevirde binlerce tel var değil. Böyle şey yapıyoruz ondan sonra musluğa şey yapıyoruz lan musluğa. Ondan sonra takıyoruz. Şimdi bu keten. Şimdi bu binlerce tel var ya burada tel. O teli bunu buraya mı, bunu buraya mı? Ondan sonra Glaf-i Latif'e girdi işte. Glaf-i Latif böyle bir halat. Yük taşıyacak. Glaf-i Latif yükü taşıyor, ruhu da dur diyor. Çok acayip bir işlemi var. Ruh diyor ki dur kardeş, sakin ol, rahat ol, dur burada. Nasıl tutacaksın burada? Bir müddet duracağız burada. Dur lan burada ya, dur ya, bir dur yere ya. Sen benzin ateş at, şeker bir tat, yanma de. Şimdi mutlak ve muhit olan bir şeyi, yani muayenleşmesi mümkün olmayan ruha burada tutacaksın. Glaf-i Latif yapıyor bunu. Dur kardeş diyor buna, ötekisine de diyor ki... Glaf-i Latif Azrail. Burada tutuyor. Tutan Azrail. Cem olduğu için dört melektir. Evet, sadece Azrail. Tabii, yani bizi dört melekten ayıran ruh cemeridir, bizi... muayyenleştiren Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail'dir. Yani bu cemindir. Glatif, Latif, dördünün cemidir. Şimdi kardeşim, Glatif, Latif buradan gelmeyecek mi? Cebrail'i giydi. Zaten Azrail'di burada Cebrail itibarıyla. Dört şeylere takılması Azrail. Cebere, ziyayattır, zişurdur, karnının vücudu harici. Bu Azrail. Cebrail'i giydi, İsrafil'i girdi, Mikail'i girdi. Ve Leddalin amin geldi bu aleme. Ben Hasan gibi gözükürken Hasan mıyım? Hiç böyle aynaya bakınca böyle garip kısamıyor musunuz? Ama bakmayın ya. Yabancı geliyor abi. Glaf-i Latif'e şimdi abi dört meleği içeriyoruz. Çok tatlı geliyor. Bak aynaya var bakmıyor. Hasan abi şimdi ruh için kek olabilmesi için yumurta, şeker, yağ, un lazım. Dört tane unsur. Ancak bir araya gelirse o olur. Ruh da böyle değil mi? Bu dördü birden. Evet. Ruh bir cevherdir şurada. Bak. Cevher. Yazılım. Bir tuhaf, emanetini tekniğini. Kanun mu diyoruz ona? Yok. Kanundun da arkası da işte. Kanun. Mesela kanun emir ve nedir? Kanun emir ilim ama şu, meyil.
3 tane i var. Mi, meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizam. Evamiri tekviniyi oluşturdu. O evamiri tekvini kanunun da arkası yani. Kanun, evamiri tekvini, evamiri tekvini arkasında meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizam. Tamam, daha arkası ceber. Bilmiyoruz. Ruhumdan öfledim diyor. Bence ruh oradayken tam o ispatı şey yaptığımız ruh değil. O aşağıda biz onu bitki, insan şeklinde görüyoruz. Yani tabii canım bu. Oradayken ruh, ruh değil aslında. Oradayken değil, ceber. Ceverdir zaten. Ceverdir, evet. Peki abi orada ruhu insani ile ruh hayvani de ayrımı abi ruh var, insani ile ruh hayvani arasında Windows'ta bilgisayar farkı gibi. Yani kameranın ki bir cebi ruhu hayvani. Ne olur ruh hayvani deyince hayvana sığıra gitme ya. Yok yok yani bu yani çocuk mesela şey oldu işte ilk ay, üçüncü ayda ruh insani geliyor ya. O arada gene canlılık var. Evet. Hayvani bir ruh var. Evet. O, sonuçta... o da öyle diyor üçüncü bir varlık. Değil mi? Sen ne dedin bilgisayarda ne dedin? Bilgisayar da... Hangisidir? Ruh hayvani ile ruh... İnsan. Bu ruhi hayvani cihetinde bir... Bilgisayar, şey, kamera. Ya da hesap makinesinde bir ruhu var. Aynı mantıkla çalışıyor. Çünkü bilgisayar gelişmiş bir hesap makinesidir deniyor zaten. Yani hesap makinesinde ruhu var, bilgisayarın da ruhu var ama bir Windows ya da bütün internete ihata eden, yöneten bir işletim sistemi düşün. Bir de burada hususi hesap kalmış makinesi. Bir hesap makinesinin işletim sistemi veya düşün. Bir kamerayı düşün değil mi? O da hepsi bir ruhtur. Mesela bilgisayarın önündeki kamera yok mu? Hı-hı. Onunla sen çekiyorsun, bu kameranın yaptığını yapıyorsun. Ama kamera bilgisayarın yaptığını yapmıyor ama bilgisayar kameranın yaptığını yapıyor. Bilgisayarın üzerinde tepede göz yok mu senin için? Var. Çekmez mi o? Çekiyor tabii. Çekiyor, o da çekiyor. O doğru söylüyor, ruh hayvanı o. Ruh insanı da bu. Cem etmiş. Neratif farkı var. Evet. Ama ruh hayvanı deyince bir şey değil böyle. Hayvanların ruhu demek değil. Değil, değil, değil. Hissiyatı ruh seviyesinde, evet. Şey, hayvan seviyesinde. Mesela hissiyat insanı ruh seviyesine çıkması böyle şu andaki dersteki halet gibi. Mesela derslerde halet olmuyor mu? Bu halet ruh insanı, ruh hayvanı ruh insanı çıkıyor. Ruh hayvanı imtihana tabi tutulmuş. Ruh insanı çıkmış o, böyle bir şeysi yok onun. İmtihanı yok onun. Ruh hayvani bedenle alakalı, ruhu insani cismaniyetle alakalı. Evet, en aynen. Çünkü en kesif, en camidir. En kesif, en camidir. Çekirdek, ağaç, meyve. Meyve en son olduğu için en camidir. Ama bu arada yaprak var, o kadar cami değil. Çiçek var bir sonrası. Yapraktan sonra çiçek var. O yapraktan daha camidir ama en cami meyvedir. En kesif, en cami, en harikadır. Taş bizden kesiftir ama bizim hayat seviyesi olmayınca mesela Cebrail vücudu nuranidir, sığırın vücudu cismanidir. Ciset itibariyle bu daha büyüktür. Ama onun hayatiyet mertebesi düşük olduğu için cismaniyeti imbisat etmemiş, basit olmuş. Onun için Cebrail onu geçmiş. Mesela şeytanın ve cinlerin vücudu cismani değildir. Maddidir ama şu bizim şu atom şeklinde değildir. Tabii onların esirdir. Var, ama hayatları var. Meleklerin ve cinlerin hayatları var. Ama vücutları çok basit olduğu için hayatları da basit kaldı. Örnek vermiştim. Hacı Murat arabasına ralici bir şoför. Evet. Yarış arabası neydi ona? Yani diyelim ki bir lüks bir araba. Ferrari. Yarış. Ferrari. Ama uyduruk bir yeni şoför şey girmiş. Evet. Araba kaliteli olsa ne olur şoför? Hasan abi yani. Dünyada ilk hackerlarından yani bilgisayarla birlikte teknoloji casusluğu ve para hesabına geçiren hacker denen kişiye odasında elektrikli malzeme yasak. Çünkü o elektrikli malzemeyle çıkar buradan diyorlar. Yani o noktaya getiriyorlar. Yani o adam elektrikli malzemeyle diyor ki her şeyi yapar. Allah. Ya insan ise böyle bir şey işte. O insan her şeyi yapar. Onun için eline bunları verme. Ya insana verilmiş ama hepsi aslında. Verilmiş. Programın içinde hepsi yüklü. Hepsi bu sefer demiş ki onu kayıtlayan haramlardı. Bak buraya iş yapma. Kafasından onu almıyorlar ama elektrik vermiyorlar. Sana diyorlar ki bak bu haram, huduttur. Peki biraz da devam edeyim şurayı bitireyim de. Tamam. Yoksa bitirmiş miydik? Yok. Karşıya geçtik mi?
geçtik ama şunu bitirmedik. Son iki cümlemiz vardı. Bedene cismin latif gilafini giydirmek demek, zamanı giydirmek demektir. Zamanı cismin yani onu ne yaptık? Ayırt ettik de. Yani ayet şey, nedir o? Cismi maddi. Yani cismi maddi'nin içine yerleştirmek. Latif maddi miktarı, maddi miktarı. Çünkü başka şey de var. Cismi manevi de var. Glaf-ı latif sırf cismi maddi değil. Cismi manevi de var. Yani cismi, şuraya da koyayım da, cismi manevi de var. Manevisi de var. Şimdi bu videoda sırf kamerada iki tane video var. Bunlar kendi arasında cismi manevileri var. Bir de kameranın içinde olmasıyla cismi maddisi var. Öyle değil mi? Evet. O kamera, o videoların kendi kamerayı arasında... bir kameranın içine koymuşlar. Ay farklı bir video. Kamerayı çıkar, başka şeye koy, bilgisayara koy. Başka bir madde. O zaman insanın zamanla mukayyet olan yönü tarafı ise cismi maddi glafıdır. Bizi zamanla ve mekanla tutan, ruhu burada tutan glaf-ı latifinin cismi maddi tarafı. Bizi zaman ve mekandan çıkaran ruhun glaf-ı latifesinin cismi manevisi. Cismi manevisi bizi zamanda mekandan çıkarıyor. Cismi maddisi zaman ve mekana kayıtlıyor. Mesela yani o kasetleri çevirerek bir ulaşmak 5. 15. dakikaya, bir de plak üzerinden iğneyle 15. dakikanın üzerine kaldırıp koymak. Güzel oldu. O zaman cümlemiz neydi? Cismi glaf latif diyecek. Glaf latifin bir maddi tarafı var, bir manevi tarafı var. Maddi tarafı bizi zaman ve mekanla tutuyor. Tamam. Manevi tarafı. Onu da yazayım. Evet. Burada tutup kesiyoruz. El Fatiha.